Merhabalar. Gazeteciler Gündem özel yeni bir programla karşınızdayız. Ben Fakir Yılmaz. Tabii programımıza başlamadan önce her zamanki gibi dünyanın ve ülkenin gündemine baktığımızda ne görüyoruz? Moskova'yı görüyoruz. Evet, Moskova'da bir saldırı oldu. Konser salonunda insanlar taranarak öldürüldü. Gerçi dün de aynı konuyu işledim ama köşemde de bahsetmiştim. Rus öfkesi diye başlık da koyarak yazı da yazdım bu konuda. Burada Siyan'ın 2 gün öncesinde ilan ettiği dikkatli olun demesine rağmen Siyan ile yarışan KGB niye sustu, ne oldu? Putin yeni bir darbe girişiminin önünü açıp ardından darbe girişimcilerini yok etme hesapları mı yapıyor İdil başta olmak üzere? Yoksa Ukrayna'ya yönelik yeni bir saldırı için mana mı diye insanların ölümüne mi sebep oluyor liderler diye sorgulanmaya başladı. Ben de sorguluyorum. Çünkü Hamas'ın beklenmedik füzeleri Demir Kubbe, Mossad diye anlatılıyor. Bir anda bakıyorsunuz ki yine aynı şekilde konser salonları, konser yapan insanları yerlerden çeken, vahşice bıçaklarla doğrayan, yakan insanlara izin veriyor. O kara gözlükler, bizim arada Türkiye'de de var bu. Kara gözlükler takıyorlar, silahlar, kulaklıklar falan böyle. Güzel de maaş alıyorlar. Sonra Ankara'nın ortasında bomba patlıyor. Ne oldu? Make-up'ların numarasını biliyorduk diye istihbarat. Evet, Rusya'da böyle bir durum yaşanıyor. Bu Rusya'daki yaşanan durumu ben yine getirip Orta Doğu'ya bağlayacağım. Çünkü Suriye hesapları var. Birilerinin Suriye hesapları var. Birileri de Rusya ne yapacak? Ben de ardından ne yapacağım hesaplarıyla Rojava, işte şehit haberleri falan diye düşünülüyor. Konuşulanlar bunlar tabii. Türkiye'de izliyor bunları. Sayın Cumhurbaşkanımız da aramış Putin'i. Arkadaşım dedi, Putin'in de geçiyorsun demiş. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı rozetiyle birlikte, bakanlarla birlikte İstanbul'a kamp kurdu. Dün de benim buraya programa gelirken geciktirdi beni. Trafiği çok yoğunlaştırmıştı. Keşke bir 15 dakika önce gelseydim, ben durdurdum o konvoyu diye düşünüyordum ama yakalayamadım. Tam o sırada da yeniden Refah Partisi de karşı tarafta, birisi Atatürk Havalimanı'nda, diğeri de bu tarafta miting yapıyor. Kim daha çok? Erdoğan ne diyor? 1,5 milyon insandan ya burası toplanıyor da 600 bine düştü. Polislerden aldım raporu. Peki Sayın Cumhurbaşkanım, bu ülkede Cumhurbaşkanı forsuyla siyaset yapılıyor eleştirilerine, hükümet devlet imkanlarını kullanarak eleştirilerine siz okeylemiyor musunuz? Ben polisten rapor aldım diyerek polis sana rapor veriyor. Sen siyasi bir partinin liderisin. Niye rapor veriyor? Bana rapor vermiyor, ona bu rapor vermiyor şeklinde diye tartışmalar neden oluyor. Özellikle ulusalcı medya bu konuda çok devrimci, çok solcu geçinip ama yeniden Refah Partisi başta olmak üzere, Deva Partisi olmak üzere 130 partinin içinde seçime giden 30 partinin diğer liderlerini almayan demokrat, basın özgürlüğü falan bahsediyorlar ya, onlar da bir kendi taraflarına çalışıyor. Bir tarafta zaten havuz medya, TRT başta olmak üzere. Ya düşünebiliyor musunuz? Bir TRT benim vergimi alıyor diye 17 bin insan, 23 bin insan çalıştığın TRT AK Parti'nin belde başkanını neredeyse haber yapıyor ya. Ya ben gazeteciyim. Gazetecilik böyle olmaz ki yani. Gazetecilik evet, belde başkanı tabii ki haberi verilir. Belde başkanı, büyükşehir belde başkanı keşke imkanlarımız olsa bütün insanların haberini versek de, ya bir partinin belde başkanını verirken diğer partinin de belde başkanını verir daha haber olarak. Ne diyor Yeniden Refah Partisi'nin lideri dün? Büyükşehir belde başkanı adayı. TRT kamerayı diyor. O da tabii şeyi unutmuyor. Teknoloji geliştiğini düşünemedi. Kaseti koydun mu? Kaset falan kalmadı. Çünkü şu anda Tempo TV'de uydu yayında yapıyor. Canlı yayın yapıyor ama kaseti koydun mu derken oradaki muhabir zavallı kameramancı ne yapsın? TRT İletişim Başkanlığı'ndan gelecek habere göre haber yapıyor şeklinde bir seçime doğru gidiyoruz. Evet, seçime doğru giderken sporda da bir gelişmeler oluyor. Benim oğlum da hakem. Kendisi de sporu bize böyle takip ettiriyor. Bursa Spor, Ahmet Spor'u hatırlayan var mı? Çocuğu dövmüşler. Kürtsün sen. Söyle, ben Türk'üm. Ne oldu Bursa Spor? 3. lige düştün. Ya bu böyle bir durum var. Yani nasıl bir olaysa bu sorunla ilgilenen, bu sorunu kabul etmeyenler de Allah bir sonradan helak ediyor onları sanki.
Bursa Spor gitti. Bir de benim Serhat Ardan Spor'un başkanı da kalkıp iyi etti Ahmet Spor'a diyor. Sen de Serhat Ardan Spor olarak başkansın. Bu faşist kafa, bu beyinle sporu yöneteceksin. Sonra ne oldu? Trabzon. Trabzon başkanı kalkmış diyor ki gelir kupayı alırız. Ya siz adamları dövdünüz. İçeri adam Fenerbahçe, ben Fenerbahçeliyim diye demiyorum. Yani oradaki daha bir dünyaya rezil olmuş. Arabistan'da oynanacak maç öncesinde böyle bir olay yaşandı. Bunlar tabii ki durun arkadaşlar şimdi seçim var. Gündemi içinde hepimiz başımızı kuma gömmüşüz. Dünyada yaşanan sorunları düşünmeden, Rusya'da yaşanan ne oluyor planın hesabını yapmadan döviz bürolarının önüne bakıyoruz. Ekonomik kriz var diyoruz. Döviz bürolarının önünde sıraya girmiş insanlar. Dolar patlayacak mı? Tabii demek de ben şimdi Sayın Erdoğan'ın demleniyor falan işte Sayın Çiller Meral Akşener ilginçtir masayı bozan demleniyor diyor birilerine. Dün Refah Partisi, Yeni Refah Partisi Ataşehir Belediye Başkanı adayı konuğumdu. Dedim iyi ki size terörist demiyorlar. Yani herkes benim emrimde çalışacak. Çalışırsa demokrasi, çalışırsa insan hakları, çalışırsa hükümet, çalışırsa beka. Ama ekonomik sıkıntılar, dolar patlayacak diyenler bile suçlanıyor. Çünkü halkı şeye teşvik etmek diyorlar. Onun adına koymuşlar. Gece yarısı birisi bana yazmış. Sizi göreceksiniz. Seçimden sonra yine kanunlarla göreceğiz. Ne yapacağız? Bundan sonra hep diyorlar ya Silivri soğuk ama İstanbul'da soğuk bu arada. İstanbul'dan dönüyorum Ankara'ya. Ankara başkentten bir misafirim var bir gün. Ben çok konuştum ama onun gerçekten zaman zaman sohbetlerimde beyni, dünyaya bakışı, eğitimci olarak ben hep derim öğretmenlerin ellerini öpüyorum. Küçüğün büyüğü öğretmen dedim ellerini öpmek gerekiyor. Çünkü onlar bizim geleceğimizdir. Onlardan birisi de Orhan Gökdemir, iş adamı, aynı zamanda ekonomist. Tabii ekonomist derken de ekonomiyi soracağız. Ankara'dan buraya gelmişken yakaladım Orhan abi senin konuğum olacaksın diye. Orhan Gökdemir hoş geldin efendim. Hoş bulduk. Biraz uzattım özür diliyorum. Estağfurullah. Tabii ben Türkiye ettim. Politikası dünya bakınca. Biz yeniledik böyle bir tekrar bir hafızadan bir beyin jimnastiği yapmış olduk yani. Efendim hoş geldiniz. Nasılsınız öncelikle? Teşekkür ederim sağ olun. Ankaralısınız siz. Çok teşekkür ederim. Öncelikle bizi misafir ettiğiniz için. Şeref verdiniz. Programınıza davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Böylelikle fikirlerimizi kamuoyuyla paylaşma fırsatı veriyorsunuz. Kutsal bir görev yapıyorsunuz. Aynı zamanda siz basında da Ardahan'ın doyanısınız. Onun için sizinle de gurur duyuyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olasınız. Tabii biz Ardahan dışında dünyaya hitap eden bir Tempo TV'miz var. Bizim Orhan Gökdemir'i öncelikle ben biraz az da olsa tanımak istiyorum. Ben şahsen tanımıyorum ama Tempo TV izleyince de bu adam kim? İş adamı olarak, ekonomist olarak siz Ankara'dasınız aynı zamanda. Biraz tanıyorum sizi. Evet, teşekkür ederim. Ben 1969 Ardahan doğumluyum. Yaşadınız. Evet. Dördüncü ayda. 4-4. Ben bir yaş birkaç gün sonra Nisan'dayım. Şey var. Seçimlerde bir Nisan yaparlar diyorlar ya. Ben de üçlüğünde doğum günüm var. Pastayı nasıl kutlayacağım artık ben de düşünemiyorum onu. Evet. İlkokulu memleketime bitirdim 12 yaşına kadar. Daha sonra babamın iş icabı Manisa Turgutlu'ya yerleştik. Ortaokul liseyi orada okudum. Üniversiteyi Ankara'da okudum. O zamanki Teknik Eğitim Fakültesi, şimdiki adı Teknoloji Fakültesi. Oradan mezun olduktan sonra işte Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev yaptım. Daha sonra 2000 yılında istifa ettim, ayrıldım. Kendi bugünkü şu anda şirketimi kurdum ve iş hayatına başladım. Şimdi size biraz böyle tebessüm ettireyim. İşte ünvanımızda... Siz eğitimci başladınız hayata. Tabii, tabii. Ben teknik eğitimciyim. Evet. Ve eğitim yöneticisiyim aynı zamanda. Bu unutulan endüstri meslek liseleri var. Unutulan bana göre fabrika, her yerde bir fabrika olan. Bu ülkenin yarası o. Ona ayrıca bir program yapmak lazım onun için. Öyle mi? Tabii ben o konuda donanımlıyım. Bu arada yarası değil ya, yarası yaralı olanlar kurtuluşu bayramını, bu Ardahan eski resimleri Orhan Bey'in. Evet, kutlu olsun evet, bu arada. Evet. Şimdi... biz işte sizi tanıtırken şeyde demişsin işte siyaset bilimci ve evet, ekonomist evet, ve iş adamı Orhan Gökdemir. Doğru. Evet iş adamıyız. Yaklaşık olarak 25 yıllık bir memuriyetten sonra iş hayatının içerisindeyiz. Üç sektörde faaliyet gösteriyoruz. İnşaat, sanayi ve tarım hayvancılık alanında. Şimdi bu siyaset bilimci ve ekonomist şeyini nereden koyduk? Ben yüksek lisansım siyaset bilimi ve ekonomi. Evet. Yani akademik çalışma da yapıyorum. Çok güzel. Bunu çok kullanmıyorduk yani. Siz de kullanmıyordunuz, ben de kullanmıyordum falan. Aslında burada bir ince bir nükte var. Biz dünyanın birçok ülkesine gitmişiz. Hem devlet ricaliyle birlikte evet, hem sivil toplum örgütlerinde. Ondan sonra Türkiye'nin önemli sivil toplum örgütlerinde iş adamları derlerinde ben yöneticilik yapmışım yıllarca. Parlamento komisyonu başkanlığı yapmışım.
stratejik düşünme enstitüsünde iş konseyi başkanlığı yapmışım. Yani her alanda biz Allah fırsat verdi. Kendi memleketimize, ailemize, etrafımıza, insanımıza faydalı olmak için elimizden gelen her tür gayreti gösterdik. Şimdi böyle bir akademik ünvanınız vardı ama bunu kullanmıyorduk. Şimdi buradan siz özellikle bunu kullanmanızın sebebi, ben de ses çıkarmadım. İtiraz şimdi etmedim. Niye biliyor musun Orhan Bey? Ben orada, hayır, orada bir anım var benim. Benim de bir anım var. Ben bunu bitireyim ondan sonra. Sözü diliyorum. Hayır, niye kullandığımı anlatayım ben size. Kullanmaz gerekiyor herhalde. Ha, niye biliyor musunuz? O Abam Müslüm Güven diye bir profesör vardı bizim. Ardahan. Allah rahmet eylesin. Kars Üniversitesi. Arkadaşım da. Ardahan Üniversitesi'nde ilk adım attıran adamdır. Ben bir gün bir haber yapmışım, eleştirmişim. Rektör Bey önce kendi köy yolunu yaptır falan diye. Onu köyü Koyunpınar. Köye gittim. Yani. Çok bozuktu yol. Halen de bozuk gerçi. Dedim, bana dedi ki fakircim haklı yazmışsın ama ya abam Müslüm yazmışsın. Ben prof lafını ekle de diplomayı çöpte almadık. O ananı söylüyorum yani ben. De, çünkü sizin okumuşsunuz, o eğitim vermişsiniz, o dünyayı görmüşsünüz. Orayı ben mütevazilik yapayım göstermeyeyim. Öyle şey yok. Cumhurbaşkanımız bu ülkede zaman zaman profesörler kızıyor ama diploması olmayanlar da tartışılıyor. Evet. Bundan dolayı. Yo, güzel bu da güzel, evet. Bir şey oldu. Benim durumumu destekleyen bir şey. Ben size o konu tamam olsun dediğimde sebebi de şu. Bizim memleketimizde bir genetik bir problem var. Yani bir insan iş adamıysa, esnafsa, sanayiciyse, sporcuysa, sanatçıysa ve aynı zamanda akademik bir yönü de varsa kimse bunu görmüyor. Yani ille de üniversitede görev yapacak. Veya işte bürokraside olacak. Veya siyasette olacak ancak ünvanlar kullanırken. Siz bir iş adamıysanız, akademik yönünüz de olsa, sanatsal yönünüz de olsa, mesela çok iyi bir saz çalıyorsanız, bir sesim veya çok iyi bir sporcuysanız, bir iyi bir kayakçıysanız, tamam mı? Bunu ancak onlar da görür. Sizi bu konuda bir sporcu olarak görmezler. Halbuki iş adamı da olabilirsiniz, akademisyen de olabilirsiniz ama sporcu da olabilirsiniz. Aynı zamanda ses sanatçısı da olabilirsiniz. Bu yönleriniz de olabilir. Doğru. Evet. Şimdi özür dilerim. Ben araya girer misin? Çok güzel şeyler açtı zaman. Şimdi hem ses sanatçısı hem belediye başkanı. Ben türkücü diye söylüyorum, kızıyor bana. Diyor ki sen bana türkücü diyorsun. Baba türkü değil mi sen? Biz belediye başkanımız. Yani Türk takımı. Yani ondan gurur duymaz sayılır. Onlar bir şey yok. Evet. Onlar bir şey yok yani. Yani sanki ben orada aşağılıyormuşum misali gibi. Yok yani. Türkü evet. Bizim adı üstünde. Türkü tabii yani. Sanat, tabii. Sen kendin sanatçısın yani sonuçta. Evet. Evet. Şimdi bu son zamanlarda özellikle bakıyorsun yani hiçbir akademik bir şey yok. Veya işte alanıyla ilgili atıyorum diyelim ki biz tam olarak adamın gördüğü eğitimin ne olduğunu bilmiyoruz. Veya uzman olduğu veya Anadolu tabiriyle benim için çok kıymetli ve çok üstün bir şey. Usta olduğu şeyin ne olduğunu bilmediğimiz insanlar çıkıyor. Elinde bir tane sopa. Evet. Tamam mı? Sabah ben şimdi yani, yapacağım gibi. He. Efendim Kurtuluş şu anda takip edebilir misin? Ardahan'ın eski resimleri. İşte buradan girdi düşmanlar. He. İşte şuradan sınırı geçti değil mi? Cetveli alıyor elinden. En son cetveli alan bizim Gülsel Tekin'di. Daireler çıktı ortaya birdenbire. O da benim şimdi işe başka işte düşünmesin. Öyle altı boş olunca. Şimdi neyse bizim hemşehrimize laf çakmayalım. Boş ver. Hayır değil efendim. 600 tane dairesi çıkmış Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayının. Babamdan kaldı. Abi sen Ankara'dan geliyorsun. Baba neresidir? Ne kadar ünlü bir baba? Ya çıksın. Ben ona bir şey söylemiyorum. Çıksın. Ya hayır, ama bir insan bu kadar mı doyumsuzdur abi? Yani 700 daire ya. Abi çıksın. 700 çıksın. 7000 tane çıksın. Allah daha fazla versin. Bu sonuçta bunlar bu memleketin kaynağıdır. Evet. Burada insanlar istifade ediyor. Doğru. Olsun 7000 olsun, 700000 olsun. Keşke. Mesele şu. Ya çıkıp desinler ki kardeşim ben halkın önündeyim. Siyaset yapıyorum. Dolayısıyla halkın gözü önümde ve siyasetçi bu memlekette ilkokula giden çocukla üniversiteye giden gençler arasında bunlara rol model olması lazım. Demesi lazım ki bakın benim 7000 dairem var. Ama ben bunu bu şekilde kazandım. Evet, 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 evet. Bak bu memlekette istihdam var. Ben belediye başkanlığı yapıyorum, evet, milletvekilliği evet, yapıyorum, evet. Bakanlık yapıyorum, başbakanlık yapıyorum, cumhurbaşkanlığı yapıyorum ama böyle bir servetim de var. Ben aynı zamanda iş adamıyım. Ben bunu da böyle kazandım kardeşim bak. Ha benim muhasebe müdürümüm burada. Size o daireler nasıl kazandım, hangi tarihte, hangi inşaatı yaptım, hangisinde ne kadar bana kar kaldı, nerede zarar ettim, nerede kar ettim, buyurun devletin elinde şey var. Maliye Bakanlığı işte bizim arşivlerimizde. Evet, evet. Buyurun kardeşim gelin, bunu özel bir denetim mekanizması kurun, evet, gelsin araştırsınlar. Kimse de bir şey demesin. Yapsınlar. Mesela şey de var, Avrupa'da normal maliyenin dışında denetim şeyleri var, şirketleri var. Firmalar özel 5 yılda bir parasını ödeyip, bedelini ödeyip 5 yılda bir kendilerini denettiriyorlar. Hem kendi içlerinde bir problem var mı, kaçak göçek var mı? Bravo. Tabii. Hem de yani tahsil edilemeyenler var, unutulanlar var. Adamlar 5 yılda bir
bir check-up yaptı. Resmen bildiğimiz gibi nasıl tıp doktorları bir vücutta abi hani gel bir de check-up yapalım diyorlar ya. Tepeden tırnağa bir tıbbi denetimden geçiriyorlar. Onlar da kendi şirketlerini bir denetimden geçiriyorlar. Ve açık bir şekilde hem devletin elindekiyle özel şirketin yaptığı karşılaştırdığında kendilerini, durumlarını kontrol ediyor. Devlete de borçlu şey kalmıyor. Yani devlet bari davranırsa da diyor ki kardeşim hesabım ortada. İşte kendilerinin büyük olmasının 150-200 yıllık şirketler var. Bizde şu anda 10 yılı geçen yani pürüzsüz bir şekilde 10 yılı geçen şirket yok. Ortaksa ortaklık dağılıyor. Doğru. Şirket kapanıyor, iflas ediyor, hem ne oluyor falan. Onların temelinde bu var. Şimdi siyaset... Ben kendi siyaset bilimciden kestim. Siyaset benim... Hadi buyurun tamam Fakir Bey, bizim böyle bir akademik yönümüz de var. Biz iyi bir siyaset bilimciyiz. Bunu iyi eğitimini aldık. Ben iyi bir ekonomistim. Çünkü fiilen bir iş adamı olarak bu ekonomi çöktüğü bir dönemde Allah'a çok şükür bir tane leke olmadan tedbir alarak bu bizim aldığımız ekonomi eğitimi birlikte fiilen uygulamasını yapıyoruz bunu. Yani dolayısıyla bu böyle bir şey kullanılabilir. Ben niye bunun tek olsun demem sebebi aslında burada bir kinaye de var. Ya kardeşim hangi eğitim almış? Esas ustalık alanı nedir bilmediğin insanlar çıkıyor elinde bir tane sopa Ukrayna-Rusya savaşını yönetiyor. Yani nereden Rusya nereden vuracak? Evet. Nereden vuracak? Doğru, Ukrayna. Bunların o anlatıyor. Hem aynı zamanda karşı tarafta savaşı onun Genelkurmay Başkanlığı'nı yapıyor, kuvvet komutanlığı'nı yapıyor. Hem de öbür tarafında Ukrayna'nınkini yapıyor. Doğru. Deprem oluyor bir bakıyorsun bu adam deprem mühendisi. Evet. Aynı adam. Bir bakıyorsun alıyor sopa yerine devlet şey anlatıyor. Doğru. Ekonomiyle ilgili bir mevzu var. Çıkıyor şeye diyor ki bakın diyor Türkiye uçmuş diyor. Cumhuriyet tarihinin en işte büyüme %5. Allah Allah ya %5 ama kuyruklar var. Büyüme %5 de. Evet. Halkın hayattan yansımamışsa. Yani hala insanlar et kuyruğunda, et süt kurumunun önünde et kuyruğunda duruyorsa. Ondan sonra döviz fırlayacak diye gidip de döviz bürolarının önünde kuyruk oluşuyorsa. Faizler %50'ye çıkmışsa ki bankalar yaklaşık %55. Realitede şu anda siz bir kredi çekseniz %70'lerde. Böyle bir durum Cumhuriyet tarihinde hemen hemen görülmemiş bir şey. En fazla AK Parti gelmeden önce 28 Şubat dönemindeydi. O da %46, %47,5'tu yani faiz oranı. Faiz oranı şu anda %50. Merkez Bankası son yaptı 500 baz artırımla. Ama gerçekte çok daha fazla. Realite bankalara gittiğiniz zaman daha fazla faiz alabiliyorsunuz. Veya siz kredi kullandığınız zaman ki kullandırmıyorlar. Teminatınızı 5 katı kadar verin yine kullandırmıyorlar. Çünkü para tutuyor, risk para vermeyebilir. Vermiyor. Doğru. Hayır teminatı var onun dönmeye bir şey yok. Evet. Aslında teminatı var. Size 10 lira verecekse 5 liralık teminat alıyor. Evet doğru. Ama öyle değil. Bu şu anlama geliyor. Ben para topluyorum, para ihtiyacım var. Para dağıtamam şu an. Olay bu. Yani bankadan kim alıyor? Muhtemelen hükümet alıyor veya işte devlet. Evet. O uzun bir hikaye. Bakıyorsunuz tıpla ilgili bir şey çıkıyor. Bir tıp profesörü çıkıp konuşmuyor. Yine aynı kişi de çıkıyor. Bu sefer işte pandemi yönetiyor. Uzayla ilgili bir şey çıkıyor. Biz bir astronotumuzu gönderdik. Onu tebrik ediyorum. Burada bizi gururlandırdı. İnşallah. Çok pahalıya gitti geldi ama. Efendim? Çok pahalıya gitti geldi. Ya olsun. Boş ver yani. İş olsun adamın gözüne bakıyorsun. Olsun da diyorsun. Evet, bugün teşvik etsin. Pahalıya gider ama yani gitsin. 11 maça gideceğine oraya gitsin canım yani. Ya sorun değil. Çalıp oraya buraya harcanmasın da uzaya adam gönderip harcansın. Doğru. O kabul edilir bir yönü vardır. Bilim böyle bir şey. Teşvik edecek de. Teşvik edecek tabii. Yani bu bakın bir sürü gençlerimize, öğrencilerimize bu örnek oldu. Örnek oluyor, rol model oluyor. Yani keşke böyle siyasetçilerimizi de özellikle onları bir göndersek, onlar bir gitse gelse yani iyi olur yani. Bir bakıyorsunuz uzaya gönderdiğimiz astronot çıkıp bir tane sopayla alıp orada astronomiyi anlatmıyor. Aynı adamlar astronomiyi de anlatıyor. Bak çok ilginç. Evet. Allah Allah diyorum bir dakika. Ya şimdi bunlara baktığınız zaman o zaman diyorsun bir dakika bir kardeşim. Ben koymam lazım. Yani biz tevazu gösteriyoruz. Evet, kendimizi masanın altına koyuyoruz. Evet. Tamam mı? Doğru. Ondan sonra bir sürü insan çıkıyor. Ya siz eyvallah kardeşim. Bütün sektörleri biliyorsunuz. Bilimi siz biliyorsunuz. Depremi siz biliyorsunuz. Savaşı siz biliyorsunuz. Siyaseti siz biliyorsunuz. Strateji siz biliyorsunuz. Tıbbı siz biliyorsunuz. Matematiği siz biliyorsunuz. Siyaseti siz biliyorsunuz. Devlet yönetmeyi siz biliyorsunuz. Siyaseti dizayn etmesi biliyorsunuz. Akı kare kare akı sistemi siz biliyorsunuz. Müsaade edin de
Hani bizde hiç olmasa böyle bir korka yani. Korka titre evet, titre evet. Ya bizi bu titre yazalım. Diyelim yazalım. Yani. Evet, ondan dolayı diyorsun değil evet. mi? Yani keşke hani hep ekonomi konuşuyorlar ya. Buyursun da bir gün gelsin de böyle sizin kanalınızda veya başka bir kanalda. Evet. Bir de bir beraber eli taşında alalım bir gelsin bir de benimle konuşsunlar evet, yani. Tabii. Ya bırakalım yani %5 büyüme var. Peki tamam. Ben size söyleyeyim özür diliyorum. İş dünyasında olarak ekonomistik olarak bakıyorsunuz. Durum nedir şu anda sizce? Gerçi anlattınız az çok. Ekonomiyle ilgili evet. mi? Yani ben durum şu anda diyorum ki Allah milletimize yardım etsin. Zor. Ya bunu böyle bir siyasi bir şeyle söylemiyorum. Zordayız evet doğru. Evet. Doğru. Bakın. Ama Sayın Cumhurbaşkanı şimdi demiş yine tarih vermiş. Tokat mitinginde enflasyon düşüş tarihi vermiş. Ne zaman vermiş sağ olsun alın gücümüz. İnsana sonra seçimi oy verin diyor. Öyle diyor. Enflasyonun düşmesini, Türk parasının değer kazanmasını, milli gelirin 30-40 bin dolara çıkmasını istemeyen gözüküyor olsun. Kim doğru, istemez? Doğru. Ben bir iş adamıyım. Bize yansıyacak. Sürekli küçülüyorum, sürekli doğru. tedbir alıyorum. Sürekli yapmam gereken iş, daha çok fazla iş, daha fazla çok üretim, daha çok istihdam yapmam gerekirken ama 30 yıllık itibarımız kaşıkla topladığımız 30 yıllık bir itibarı kalkıp tabii hırs gösterip bugünkü ekonomi ve siyasetçi ve devlet yönetenlere güvenip de onların sözüne ondan sonra gidip de onu da böyle kepçeyle dağıtmayalım o itibarı diye sürekli projelerimizi iletiyoruz. Stres, evet. Yatırımlarımızı ediliyoruz. Mevcudu korumaya çalışıyoruz. Mevcuttan geri adım atıyoruz. Niye? İtibar 30 yılda kazanılır ama 30 dakikada kaybolur. Doğru. Doğru. Şu anda o durum var. Böyle olunca da siz dolayısıyla istihdam sağlayamıyorsunuz. Yapmanız gerekeni yapamıyorsunuz. Evet. Türkiye şu anda o durumda. Tabii. Şimdi enflasyon düşecek. Yani biz devlet yönetenlerin son 5 yılda, son 10 yılda hangisi şey dediyse de ona güvenirsek onu kaybettik. Döviz yükselecek dedi Berat Albayrak. Evet doğru. Dedi ki yani siz aynı şeyi Maliye Bakanımız da söyledi bizim Nurettin Nebati. Yani dedi Türk parası yeterince değer kaybetti. Zaten gittiğinde yani, kadar indi. İndi. Bundan sonra ne olacak dedi. Evet. Kardeşim yani bu evet. ortada. Yani biz keşke bu Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği şeylere Cumhurbaşkanımız dedi ki faiz nastır dedi. Doğru. Yani bizim dinimizin temel kaidelerinin bir tanesidir. Bizi bağlayıcıdır. Benim olduğum yerde faiz atmayacaktı. Biz evet. faizi sıfırlayacağız, düşüreceğiz dedi. Ben oldukça sizinle de görüşmem. Ben görüşünce de nasıl tabii, yapmam? Tabii biz de dedik ya bu ekonominin yani mevcut içinde bulunduğunuz sistemin ekonomisi, ekonomik verileri ve sistematiği içerisinde bu Cumhurbaşkanımızın dediği şey mümkün değil ama hadi bilmediği bir şey vardı herhalde. Devleti o yönetiyor. Bizim bilmediğimiz bir şey var. Ekonomist İnşallah dedik yani. Yani inşallah dedik. Ne oldu? Ekonomist diploması sizin ayrı bir dediniz ya. O da o eğitimi görmüş mü? Ama iş dünyasına gelmiş Sayın Erdoğan. Var değil mi o da? Sonuçta bir iş adamı olarak geldi. Ya tabii sonuçta. Biliyor yani yerinde geldi. Aynen. Yani Cumhurbaşkanı o şey konusunda ekonomist bir şey yaptı. Yani eğitimini görmüş Cumhurbaşkanı. Evet. Bizzat uygulamış hayattan eğitim. Şimdi önemli olan şey şu. Sizin gördüğünüz eğitimle yaptığınız uygulama birbiriyle evet. örtüşmesi lazım. O ekonomi bilimiyle gördüğünüz şeyle yaptıklarınız bir olması lazım. Yani bu bir tıp eğitimi almış olabilirsiniz. Ama siz çok iyi kendinizi yetiştirmiş bir tıp doktoru, bir cerrah değilseniz hastayı öldürürsünüz. Ölümüne sebep olursunuz. Doğru. Şu andaki durumda komada mıyız? Tabii canım şimdi burada bir problem var ortada. Bu arada Kadir İnanır beynine bir tıpı atmış. Çok ilginçtir. Sabah doktor aynı dediğiniz gibi yani sizin dediğiniz teyit etmek için söylüyorum. Doktor demiş ki ya baktık da işte artık gerisini bakacağız. Yani sanki motor gelmiş motor değiştireceğiz. Yani böyle dediğin gibi işin uzmanı olmayınca. Ya işte ya, Allah evet. yardım etsin. Onu ben şu anda Kadir İnanır da bizim çocukluğumuzun evet, gençliğimizin bir hatıralar vardı. Bizim çok beğendiğimiz, izlediğimiz filmleriyle büyüdüğümüz evet. bir sanatçımız. Allah şifa versin. Amin. Diyelim burada. Böyle olunca biz tabii ki bunu tamam Sayın Cumhurbaşkanımız böyle söyledi veya devletimizin yetkilileri Ekonomi Bakanı böyle bir şey söyledi. Tamam biz de tedbirimizi ona göre evet. yapalım yatırımlarımıza devam edelim. Ondan sonra ama maalesef geçmişte hani bir söz var ya geçmişte yaptıklarımız geleceğimiz teminattır diye. Şimdi kısa zamanlar önce söylenen söylerin tam tersi ve 10 katı kadar bir değişiklik. Bir telefonu bakalım. Tam ters yönde bir gelişme olunca sonuç itibariyle
Sonuçlar, tam tersi nedir? Tam tersi. Özür diliyorum. Ben bakın şimdi, mesela bir tanesi faiz olayı. Ben özür dilerim. Şey yapalım. Ben Erdoğan'ım. Saat ben de gece çalışan insanlardan birisiyim. Ben de gece genelde yani endeks evet, gazete. Onu biliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın saat 3'te falan bir bakıyorum bir yeni kararname çıkardı. Orhan Gökdemir seni ekonomi bakanı yaptın çık gel dedi. İmza attı. Tamam. Şu andaki etkide. Ne yapılması lazım gitme. Acilen? Gitme. Sandıkta gitme. Ya bu şeydi. Bu siyasi veya böyle bir afaki bir şey değildi. Niye gitme? Hani ama ülkeyi kurtaracağız sonuçta. Siz bir şey biliyorsunuz en azından da. Niye biliyor musun? Evet. Şimdi ekonominin bozulmasının, bu duruma gelmesinin sebebi Türkiye'de üretim yok. Genç insan yok, yetişmiş insan ne yok. Ne yapsam gitsene fayda etmeyecek. Alt madenler yok. Ondan sonra yok böyle bir şey yok. Tarım hayvancılık, ekili alanlar, ekip biçen yok diye bir şey yok. Hepsi var. Genç nüfusumuz da var, ekilebilir alanlarımız da var, madenlerimiz de var. Denizlerimizde var, kumumuzda var, karımızda var, kışımızda var. Doğru. Gidersiniz Sarıkamış'ta, Ardahan'ın Sanlıçam kayak merkezinde evet. Kayak yaparsınız. Evet. Aynı anda gidersin Antalya'da, Didim'de denize girersin. Var. Bizim ekonominin bu duruma gelmesinin temel sebebi hukuk alanındaki problemdir. Adaletin olmadığı yerde zenginlik olmuyor. Katma yani değer size olmuyor. Ekonomi bakanı yapmamaz gerekiyor. Adalet okuyan adaleti özeli yani o imza atacak ben gitmek olmaz diyor bu. Tabii yani adalet. Bu tabii ekonomi bakanı. Ya bakın mesela şu andaki Mehmet Şimşek Bey. Sayın Bakan. Beyin. Yani bu dünya çapında bir beyindir. Yani geçmişte örnekleri belli. Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan gibi o da bu memlekette ülkemizin yine şimdiki gibi Maliye Bakanlığı'nı yaptı. Ekonominin başına geçti. O dönemlerde bu ülke 50 yıllık bir mesafe aldı. Dolarlar, TL'de sıfırlar kalktı. Ondan sonra üretim arttı. İnsanlar ferahladı. Yani döviz... O kadar arttı ki ayakkabılarda ayakkabı kutularında 50 dolar çıktı yani. Yani sonuçta o ayrı bir mevzu. Hayda yani bu para o kadar dolar o kadar arttı ki yani. Yani üretim oraya da bir şey gidiyor. Evet. Yani insanlar çok rahatlıkla iş adamları yani bırak artık böyle küçük orta ölçekli iş adamları veya büyük holding şekli iş adamları artık esnaf bile çantasını alıp dünyanın herhangi bir ülkesine gidip kendi ürettiği malının pazarlamasını yaptı yani. Doğru. O dönem. Ha evet. O dönemde yani cebine 1000 euro veya 1000 dolar koyan çok rahatlıkla Avrupa'ya gidip orada bir iki gün dolaşıp orayı görüyordu en azından. Bir fuarı gezip doğru. Çıkıp gelebiliyordu ve yetiyordu yani. Doğru. Şu anda siz atıyorum diyelim ki cebinize 1000 euro koydunuz. 1000 euro şu anda ne kadar fakir be? Ben avam bir şekilde konuşuyorum böyle halk diliyle. Şu anda 35 bin TL civarında. Evet. 35 bin TL siz alıp harcasanız bir esnaf küçük ve orta ölçekli firma olarak gidip de Avrupa'ya bir gidip gelirseniz de havalanda yersiniz. Ha. Kafe şu anda ne olur biliyor musunuz? Ya size en baştan çalıştırdığınız işçi sizin arkanızda size bedua eder. Niye? Ya der, ben 17 bin lira asgari ücret alıyorum. Adam gidiyor bir günde 35 bin liraya Avrupa'da yiyip geliyor. Doğru söylüyorsunuz. Peki ne oldu da o büyü bozuldu? Ha. Adalet bozuldu. Hukuk bozuldu. Evrensel hukuktan uzaklaştık. Talimatta hukuk yargı kararları verildi. Anayasa Mahkemesi kararları tanınmadı. Evet. Yani bu 28 Şubat dönemine benzer bir dönem yaşanıyor. O dönemlerde biliyorsun insanlar alıyordu omuzuna Stinger füzesini. Bu borudur bununla darbe yapıyordu. Doğru. Sincan'da doğru. Tank yürütüyorlardı. Doğru. Ne var ya biz eğitim şehrin göbeğinde doğru, biz doğru. Eğitim yapıyoruz, doğru. Eğitim yürüyüşü yapıyoruz diyorlar değil mi? Doğru. Şimdi öyle olunca sonra yüksek yargı mensupları Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay, Danıştay üyeleri bir tane salona toplattırıp onların üniformaları giydirilip o çok kutsal olan aslında. Evet, gömleksi, düğmesiz. Bir tane doğru. Çıkıp bir genelkurmayda bunlara briefing veriliyor. Doğru. Yani talimat veriliyor. Doğru. Şimdi ne oldu? İşte 28 Şubat döneminde aynı ekonomi bozuldu. Ve öyle bir hale geldi ki esnaf çıktı. Her şeyi göze alarak Kızılay'da doğru. Kasaya attı başbakanın doğru. Önüne. İsyanlar patladı. Bugün onu da atamıyoruz. İlk defa Cumhuriyet tarihinde ilk defa siteler esnafı o zaman esnaf kolay kolay sokağa dökülmez. Doğru. O dönemlerde sokağa döküldü sitelerde. Eylem yaptı yani. 28 niye? Şubat değil mi? Tabii. Niye yaptı onu? Çünkü 28 Şubat'ta hukuk bozulmuştu. Yani adalet bozulmuştu. Vatandaşın adalete güveni kalmamıştı. Aynı zamanda dünya artık eskisi gibi değil. Dünya küçük bir köy. Sizin ticarette, ekonomide, ekonominin başarılı olması için ticaret çarklarının dönmesi lazım.
ticaret şartları artık ülkenin içerisinde o dişliler sadece makinenin içerisindeki dişliler sadece ülke içinde değil. Yani öyle bir motor dünya bir makineye benzeyecek olursak o makinenin dişlileri sadece sizin ülkeniz değil. Başka yabancı ülkelerde bakın Rusya'da bir olay oluyor Türkiye'yi etkiliyor. Doğru. Türkiye'de doğru, bir olay oluyor doğru. Amerika'yı etkiliyor. Doğru. Her şey birbirine yani bağlı. Artık dünya bir vücut haline gelmiş. Vücudun bir yerde bir yine parmağınıza battığı zaman orada ya ne olacak parmaktır bu ama sizin değilsiniz. Orada kulağınız acı çekiyor, kalbiniz acı çekiyor. Dolayısıyla adaletin olmadığı bir yerde, hukukun olmadığı bir yerde evrensel adalet hukuk tabii ki var ama evrensel manada değil. Yani bir Çin hukuku, adaleti, hukuk anlayışı, evrensel hukuk, İran'daki evrensel adalet evet. Bir Çin'le, bir Kuzey Kore'yle, bir Rusya'yla, bir ne bileyim İran'la evet, bu, ülke adlarını arttırabilir. Adı hukuk. Ha. Nasıl adı cumhuriyetse. Orada da, orası da cumhuriyet. Evet, evet. Afrika'daki bir ülke de cumhuriyet. Doğru, doğru. Tamam. Ama öyle değil mi? Adalet, onun seviyesindeyse o zaman sizin muhataplarınız onunla. Onlar zaten öyle olduğu için kendileri şu anda durumlar ortada. Siz onlara benziyorsunuz. Ama sizin hukuk ve adalet anlayışınız evrensel manada bir Amerika ve Avrupa standartlarında olursa o zaman onlar size güven duyarak gelip sizin ülkenize yatırım evet, yapar, ticaret yapar. Sark döndürür. Tabii size, sizin iş adamlarınız oraya ihracat yapar gider orada yatırım yapar. Teknoloji aktarımı olur. İnsanlar birbirinden alışveriş yaparak faydalanır. Dolayısıyla burada bir katma değer üretilir ve bu katma değer bütün ülkelerin ve dünyanın faydasına olur. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı bugün beni davet etse dese ki buyur gel. Evet. Ben herhalde ekonomide evet. Aramızdaki fark şu, ben Sayın Mehmet Şimşek'ten o bir ekonomi bakanlığı yaptı, evet. Dünya çapında bir doğru. Değerdir. Ama o da gelsin benim şirkette kendisi, tamam çeki yazılmasın, senedi yazılmasın, maaşlar günde ödensin, vergiler ödensin. O da bir 6 ay yönetsin, hiç pürüz olmadan. O zaman ben onun elini öpeyim bakayım bu ekonomi krizde. O zaman benim de artılarım, ondan artım, onun artıları var. Doğru. Ama benim de ondan doğru. Olan doğru. Artıları var. Doğru. Ben hem teorisyenim, evet. Hem de uygulayıcıyım yani. Doğru. Öyle kolay, sırtımızda bizim küfe var. Evet. Bu kadar, buna rağmen bu kadar donanımlı bir... Yani maaş almadan. Maliye Bakanı. Maaş almadı ve maaş almıyor. Maliye Bakanı'nın... yapan bir kişi varken evet. Bizim gelip de orada ya zaten şu anda Türkiye'de olabilecek en iyi maliye bakanlarının bir tanesi var. Doğru. Ya, ona rağmen faizler ta %25'lerden çıkıp 50'ye kadar gelebiliyorsa yani o ben onu eleştirmiyorum. Keşke bu sistem. Faiz konusu bu faiz döviz bu şekilde fırlayıp gitmeden önceden kendi mecranı yani su kendi mecranı aksaydı. Evet. Döviz bu kadar artmazdı. Belki bugün bu kadar faizi arttırmak zorunda da kalmazdı yani. Demek ki burada ne var? Merkez Bankası bağımsız değil. Ekonomi yönetimi bağımsız değil. Tek yerde bir talimat veriliyor. O günkü siyaset seçim var. İşte çeşitli talepler var. Baskı grupların baskıları var. Onlara göre ulaşabilen yetkililere ulaşan bir şey söylüyor. Karşı tarafta araştırma edilmeden bu bilginin doğru olup olmadığını araştırmadan siz bir yere atıyorum İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na ulaşıyorsunuz. Evet. Siz sadece Cumhurbaşkanımızı hedef almayalım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na ulaşıyorsunuz. Veya Ardahan Belediye Başkanı'na ulaşıyorsunuz. Evet. Orada onun kulağına bir şeyler sağlıyorsunuz. Konuda ikimiziz. Doğru. Burada bir şey var. Eğer gittiğiniz Ardahan Belediye Başkanı, tamam Fakir Bey ben bunları not aldım. Dedi. Ama ben Orhan Bey'i de çağıracağım. Sizi yüzleştireceğim. Bir de o anlatsın bakayım. Doğru. Ona göre kararımı vereceğim. Dese yürüyecek. Yürüyecek. Ha demiyor. Ha, demiyor. Dönün fakire. Ha diyor tamam diyor. Fakir demiyor öyle, tamam. Öyle böyle vurun diyor kabiliye. Doğru. Ha, öyle, bu olunca. Yani siz sesinizi size bir bilgi geldiğinde ayet var bu konuda. Devlet yönetiminin, şirket yönetiminin, aile reisinin, köyün muhtarının bu baş köşesinde yazılması lazım. Karar mekanizmalarının daha doğrusu. Kısa özetleyecek olursak. Şöyle bulunduğu yere veya masasının üstüne her yerine aklına kazıyacak bir ayet var. Evet. Ben teolog değilim. Ben teknik bir adamım yani. Tamam. Ekonomist. İş adamı. Evet. Ama dindar olmaya gayret eden bir Müslüman, her Müslüman gibi biraz o konuda da okuyorum, yazıyorum, Kur'an'ı okuyorum, çok bakıyorum. Güzel. Diyor ki size bir fasık bir haber getirdiğinde onun doğruluğunu teyit edip emin olmadan onun sözü üzerine hükmü vermeyin diyor.
Doğru. Yaratıcı bunu söylüyor. Allah bunu söylüyor. Doğru. Peki bunu nasıl yaparsın? Danışmak. Danışmak. Çağıracaksın. Diyeceksin evet. Tamam birisi bir haber getirdi. Olabilir. Size bir şey söyledi. Doğru. Bir şey önerdi. Doğru. Abi şunun vergi borcunu kaldırın. Ya doğru. Bu işte doğru. Şu kadar iş yapıyor, şu kadar yatırım yapıyor, şu kadar yol yapıyor, köprü yapıyor. Ama vergi biriktirin. Bunu vergi alırsanız batacak falan. Tamam eyvallah. Dersen onun tedarikçilerini çağıracaksınız, onun alt yüklenicilerini çağıracaksınız, yetkililerini konuşacaksınız. Ondan sonra çalışanlarından temsilci alıp çağıracaksınız. Karşı taraftan ne olur, ne getirir, ne götürür. Farklı bir şey görevlendir. Bir bakın bakayım ya bize gelen bilgi doğru mudur? Doğru. Yoksa suistimal mı ediliyoruz? Yani bu iyi niyetimiz falan diye bunu araştırıp ondan sonra bütün tarafları dinledikten sonra karar size verirsen. Ulaşamayan taraflarda, ulaşma imkanı olmayan taraflarda dinlerseniz zaten hata payınız hemen hemen yarıdan fazlasına düşer. Evet. Ama size rahat ulaşan bir kesim size kulağınızı üflüyorsa ama size ulaşamayanlarla ilgili hüküm veriliyorsa orada sizin doğruya kavuşmanız mümkün değil. Çünkü herkes kendi nefsine doğru yol. Bundan dolayı ekonomi bakanı olmaktan vazgeçtim. Siyaset vazgeçtim. Ben şu anda hiçbir görev talep etmem. Sayın Cumhurbaşkanı teşekkür ederim dersin. Milletvekilini de kabul etmem. Yani ben Sayın Cumhurbaşkanı'na bu geçtiğim seçimlerde milletvekili evet. Takip etseydi. Doğru. Ya onu da kabul etmezdim. Niye? Çünkü Allah aşkına söyler misin? Milletvekilliğinin şu anda bir fonksiyonu var mı? Öyle diyorlar. Yani bir milletvekili şu an diyelim ki ben İktidar Partisi'nin milletvekiliyim. Ve bir kanun teklifi geliyor. Ama benim seçmen kitlem, hani vekiliz ya biz bir kesimin. Asıl, tamam, asıl kim? Halk. Ben doğru. Ardahan milletvekili miyim? Doğru. Ankara milletvekili miyim? Doğru. Evet. Peki burada asıl şey kim? Sorunu var. Aslında bir sorun var. Doğru. Ben vekilim. Doğru. Asıl kimdir? Ardahanlıdır. Ben de sana duyuracağım. Ardahanlı. Evet. Şimdi benim bana ulaşıp kulağıma üflüyorlar. Diyorlar ki biz böyle bir bunu istiyoruz ya şunu istemiyoruz. Doğru. Veya bir yasa teklifi var. Bu yasayı biz istemiyoruz. Ya şu yasa değişsin. Size geliyor. Siz de demin dediğim gibi çerçevede ya bunlar doğru mu söylüyor diye dur bakayım. Biz hele bir bize her ulaşan kişi ya bir de ulaşamayanlar var. Biz o ulaşamayanlar da biz bir ulaşalım. Evet. Tamam mı? Bunların bilgi alalım. Eğer doğruysa bunu da gittiniz size ulaşamayanlar da siz ulaştınız veya kadrolarınız veya görevlendirdiğiniz kişiler ulaştı ve siz bilgiyi baktın ya benim asillerim ben vekilim haklıymış, ya. Evet. Halk haklı. Siz gidip de dediniz ki ben bu yasaya imza atmıyorum. Kardeşim. Komisyonlarda geçmesini engelleyeceğim. Eğer meclise gelirse ben bu konuda menfi oy vereceğim dediniz ama vekil olarak karşıyım. Şu anda sizi partide tutarlar mı? Hemen disipline sevk eder atarlar. Doğru. Nasıl gelecek demokrasi? Halk nasıl temsil edilecek mecliste? Ben de sadece el kaldıran, maaşını alan, VIP'yi kullanan bir... Ondan sonra da ahiret mi yapmak istemem yani o kadar. Ben şu anda Fakir Bey'le evet. Bir aramızda bir hak meselesi olursa yolum belli. Fakir Bey belli. Evet, olur da Allah bir vicdan, ahlak, iman nasip eder de, ferasetimi açar da basit bir geçici dünya hayatını kalkıp da sonsuz bir hayata, ebedi bir hayata tercih etmeyip de gidip desem ki Fakir Bey, ya ben size bu hakkınız bana geçti, ben bunu veremiyorum. Ha boynum burada, ya boynumu vurum ya da karnımı doyurun, bana bir iş verin, ben size çalışayım, ödeyeyim. Öylesiye kadar. Böyle bir şansım var çünkü şeyim belli. Peki siz milyonlarca insanla nasıl gidip bunu helallaşacaksınız? Ha, onun için ben o konuda korkam, o vebale girmem. Evet. Ne zaman ki, hatta siyasette de biz şöyle inanıyoruz. Yani ben normalde siyaseti bırakmıştım. Yani evet. AK Parti'den sonra siyaseti bıraktım. Niye? Ama şu çünkü an devadasın sanırım. Devada evet. Ben tekrar deva ile birlikte siyasete geri döndüm. Evet. Sebebi de şu, bir umudum var. Sayın Genel Başkanımızın dünyada bir karşılığı var. Ekonomi çevreleri, bilim çevreleri, ondan sonra dünyanın siyasi çevreleri Sayın Ali Babacan'a bir hürmeti var ve güveni var. Hı-hı, biz hı-hı. Bunları gittik, gördük tabii biliyoruz. Hı-hı. Bunu aslında Cumhurbaşkanımız da biliyor, hükümet yetkilileri biliyor, aslında tüm Türkiye biliyor. Ama siyasette bizim böyle bir şey var. Siyasette aslında o getirdi ben imza attım. Yani medeni dünyada şöyle bir şey. Ben imza atmasaydım olur mu diyordu. Ya o zaman keşke bütün bakanlar yani niye bu kadar bakana maaş ödüyoruz ki? Yani. Bakanlığı feshetsin. Şey evet, genel müdür evet. Getirsin. Sayın Cumhurbaşkanı imzalasın gitsin yani. Bakanlığa ne gerek var yani? Eğer bu doğru bir mantıksa ben de derim ki bakanlara ne gerek var yani? Bu mantıktır ekonomiyi bozan. Bu mantıktır insan haklarını bozan. Bu mantıktır demokrasiyi, adaleti. Tabii. Doğru. Dolayısıyla kardeşim bir bizim Sayın Ali Babacan yanında yer almamız ve Ali Babacan ve ekibi, Deva Partisi kadroları iktidar olduğunda ilk yapacakları şey evrensel hukuk sistemini Türkiye'de oturtmak. Vaat ediyor. Vaat ediyor. Evet. Bakın size bir şey daha söyleyeyim.
Aslında bunu Sayın Cumhurbaşkanı ve o gün kadro yaptı. 28 Şubat döneminde, yani 2002 yılında iktidara geldiğinde o üçlü koalisyonu meclise sandığa gömdükten sonra AK Parti tek başına %34 oyla iktidar olduğunda o zaman bir şey söyledi Avrupa'ya. Bütün dünya dedi ki kriter, Kopenhag kriterleri Ankara kriterleri olacak dedi. Doğru. Yani biz evrensel hukuk sistemini kendi içimizde aynı zamanda Ankara'nın hukuk sistemi yapacağız dedi. Ama Gürcistan yaptı, biz yapamadık hala. Yapamadık. Yaptık o zaman. O ilk iki dönemde yani bizim... O niyetlenmemiz bile rahatlattı bize. Niyetlendik. Yaptık. Evet. Hakkını yememek lazım. Çünkü o dönemlerde ben o hızla memuriyetten istifa ettim. Ayrıldım iş hayatına zora. Ne güzel makama yükselip gidiyorduk yani. Başarılıydık. Baktık da. İşin zoruna talip olduk. Hükümete geldik. O dönemlere kadar bizim siyasete girdiğimde AK Parti'de memuriyetten ayrılıp da ticarete girip o dönemde kazandığım maddi manevi ne varsa tamamını harcadım. Helal hoş olsun. Yine olsun. Niye? Çünkü ülkenin bütün sorunlarına neşter oluyor. Ün açılıyor. Ülkenin bütün sorunlarına neşter atılıyor. Başörtüsü sorunu çok ayıp bir şey. Dünyada bizi mahcup ediyordu. Ülkeyi uçurma götürüyordu. Doğru. Çözdü. Alevilerle Alevi çalıştaylar yaptı. Kürt sorunuyla Kürt çözüm sürecini para başlattı. Doğru, ekonomide doğru. Paralar sıfırlar atıldı. Paralardan ondan sonra bir IMF yatırım sayıları falan. Doğuya kimse şeye gidip yatırım yapamıyordu. Yaylalar kullanılamıyordu. Otlaklar kullanılamıyordu. Araziler ekip biçilemiyordu. Hayvanlar dağlarda yayılamıyordu. Bütün bunlar sağlandı. Elektrik gitti. Güvenlik gitti. Yol gitti. Eyvallah. Ve bu nasıl oldu biliyor musun? Avrupa'nın ve medeni dünyanın desteğiyle oldu kardeşim. Yoksa darbeciler bir gün yaşatmazdı. Doğru. Tamam, yoksa darbeciler o muhtar olamaz diyenler yaşatmazdı. Muhtar olamaz diyenler. Asıl sorun da Türkiye'de asıl hala onlar var yani. Kozmik odada halen duruyorlar. Evet. Yani şu anda sonuç ortada. Ama Erdoğan bunu birini anlamıyor, algılayamıyor bugün halen. Ya işte yani şöyle yaşadıklarını, kendisinin bize yaşadıklarını bir gün niye yaşatıyorsun başkasına? Ama işte şöyle bir olay var. Maalesef iki dönem, üç dönemden fazla bir ulusalcı tayfaya takıldı. İktidar olduğu zaman bu arada gevşeme. Hatalar meydana geliyor. Hayır, hatalar meydana geliyor. Ondan sonra düşmanınız çoğalıyor. Dostunuz çoğaldığı gibi düşmanınız da çoğalıyor. Onlar boş durmuyor. Siz onlara karşı tedbir alalım derken hata üzerine hata yapıyorsunuz. Hatta bazen tehdit algılayıp ondan sonra farkında olmadan zulmediyorsunuz. Evet. Öyle olunca bu sefer gerileme başlıyor. Gerileme başlayınca bu da ülkeye ve vatandaşa çok pahalı patlıyor. Aslında doğru olan şey şu. Yani ne olursa olsun aynı Amerika'daki gibi. Kardeşim iki dönem gelir. Bir dönem yapar. Halk memnunsa bir dönem daha seçer. İkinci dönemde başkanlık sistemi öyle şey. Olmadı. Hiç kimse şey olmaz. Bizde de o getirildi mi? Getirildi ama bizde hukuk evrensel manada olmadığı için arkasından dolanıyoruz. Anayasa mahkemesi aynen diyor ki olmazsın. Ama hep evet. Yani hukuk yani dünyanın, medeni dünyanın kafası böyle çalışmıyor. Yani böyle bir ince bir yerden kurp bulup tamam bir dönem daha uzatıyorum. Bak şimdi ikinci dönem Cumhurbaşkanı'nın yani bu yeni şu andaki bulunduğu dönem tartışma konusuyken şu anda dörde hazırlanıyor. Adalet Bakanı bir tweet paylaştı dedi ki bakın dedi yani belediyelerde bize dedi yani halkı tehdit etti. Evet. Dedi ki belediyelerde siz bize yeterli desteği vermezseniz dedi meclis dedi şöyle bir Cumhurbaşkanı şöyle bir hakkı vardır. Meclis istediği fesh zaman eder, dedim. Doğru. Meclisi fesheder. Seçime gider. Ve seçime gider. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir dönem daha seçilme hakkı vardır. Evet. Biraz da ona mı bastırıyor acaba? AK Parti kazanmayacak da bunu mana ederek seçime gitmek için mi yapıyor? Ya AK Parti'nin ben şunu söyleyeyim. Yani Sayın Cumhurbaşkanı olmasa AK Parti kadrolarının isim olarak şu anda doğru, lider olarak seçim kazanması mümkün değil. Çünkü bu ülkenin bu geldiği hukuk, adalet konusunda, ekonomide, insan haklarında, özgürlüklerde, ülkenin sorunlarının çözümünde. Evet. Yani birisi diyor ki benim dişim ağrıyor. Bir başkası da hekime gidiyorsunuz diyor ki ya benim dişim ağrıyor sen de hekimsin. Çöz bunu beni rahatlat, tedavi et bunu. O da diyor ki ya sen gayet yüksek, güzel görünüyorsun. Bak güzel görünüyorsun. Yakışıklısın, güzel, çok güzel görünüyorsun. Sen neren ağrıyor? Ya acı çeken benim. Sen... Benim dışarıdaki görüntü ne olsun yani her tarafından kan revan mı aksın yani? Doğru. Bir reklamlar diyelim. Ekonomi dedik ya. Evet. Reklamdan sonra devam edeceğiz. Peki. Doktorda kaldık. Evet, diyorsun ki para lazım. Evet reklamdan sonra devam edeceğiz. Evet.
bizim için bir müşteriden çok daha fazla anlam taşıyorsunuz. Bizimle tanıştıktan itibaren artık size ailemizin bir parçası olarak davranacağız. Sizi özel hissettirmek ve kafanızın rahat olması bizim için en büyük değerdir. İhtiyaç duyduğunuz oto yedek parçayı sürekli çeşitlendirerek sizlere en kısa zamanda, en uygun fiyatta ve en iyi hizmette sunuyoruz. Sizi İstanbul Esenyurt'taki Fatih Oto Sanayi sitesine bekliyoruz. İlke Otomotiv. Atakent Hastanesi. Sağlığınızın gülümseyen yüzü. Tecrübe, teknoloji, kalite, ilgi. İnsanın en önemli değeri sağlıktır. Sağlık, hayattır. Atakent Hastanesi olarak sağlığınızın değerini biliyor, büyüyen Yalova'nın büyüyen hastanesi olmanın gururuyla sizlere daima en iyi hizmeti sunmanın mutluluğunu taşıyoruz. Atakent Hastanesi, sağlıkta özen ve güven anlayışıyla Yalova ve bölgesinin en önemli sağlık merkezlerinden biri olmayı üstlenmiştir. Hastane, İstanbul'a kolay deniz ulaşımıyla, Sabiha Gökçen Havalimanı'na yarım saat, İstanbul Havalimanı'na 1 saat 25 dakikalık mesafededir. Osman Gazi Köprüsü çıkışına 20 dakikalık uzaklıkta olan hastane, Bursa'ya çok yakın bir konumdadır. Kolay ulaşımıyla, doğal güzellikleriyle, tarihiyle butik bir kent olan Yalova'da, sağlığın öncüsü Atakent Hastanesi, tüm branşlarıyla hastalarını misafiri gibi güler yüzüyle ağırlayarak hizmet vermektedir. 2017 yılında hizmete açılan Atakent Hastanesi, 15 bin metrekare kapalı alanda altyapısı kurulan anjiyo ünitesi, nükleer tıp ünitesi, 43 yoğun bakım ünitesi, 5 donanımlı ileri teknoloji ameliyathanesi, 203 yatak kapasitesi ve otoparkıyla hizmet sunmaktadır. 2018 yılında bölgenin önemli ilçelerinden Orhan Gazi Cerrahi Tıp Merkezi'ni de bünyesine katmıştır. Atakent Hastanesi, alanında uzman 450 kişilik profesyonel ekibiyle hizmet vermektedir. Hasta güvenliği ön planda olan Atakent Hastanesi'nde yapılan eğitimler ve doktorların yaptığı istişarelerle hastaların tedavileri için en doğru kararlar verilir. Omurga omurilik sağlığı, spesifik tanı ve tedaviler, fizik tedavi ve rehabilitasyon üniteleri içeren merkezinde en son teknolojik cihazlar kullanılmaktadır. Fıtık, felç, ortopedik tüm hastalıklar robot, hidroterapi ve manuel terapiyle tedavi edilmektedir. Lider hekim kadrosuyla ileri cerrahi teknikleri kullanılarak üst düzey ameliyatlar hastanemizde başarıyla gerçekleşmektedir. Hastane, diş estetiği konusunda hastaların tüm ihtiyaçlarını tek seferde karşılayacak altyapıya sahiptir. 5 yıldızlı otel konforuna sahip yatan hasta odalarıyla, VIP servisiyle hastalarımıza hizmeti en iyi şekilde sağlamaktayız. Estetik cerrahi merkezimizde, medikal estetik girişimlerimizde, saç ekim ünitemizde gençliğinizin kıymetini biliyor, size daima en iyisini sunmanın gururunu taşıyoruz. Sağlığına dokunduğumuz herkesin en güvenilir yaşam ortağıyız. Atakent Hastanesi olarak sahip olduğumuz bilgi birikimimizle her yıl daha fazla insanı sağlığına kavuşturuyoruz. Sizi anlıyor, sizinle aynı dili konuşuyoruz.
Atakent Hastanesi. Sağlığınızın gülümseyen yüzü. Projelerimiz Kırklareli Pınarhisar Sütlüce Köyü'nde. Kıymetli dostlar, lokasyon olarak tam aradığınız yer. Özellikle kıymetli dostlar, İstanbul'da yaşayan insanlar için söylüyorum. Zaruri günler için bu projelere hepimizin ihtiyacı var. Alın bir kenarda dursun. Görüyorsunuz, çok zor süreçler atlattık. Dünya olarak, ülke olarak bir deprem süreci atlattık kıymetli canlar. Ve hala bir pandemi süreci atlattık. Evimize kapanmayız. Zararlı günler için gerçekten ihtiyacımız var. Yani böyle yapmış olduğum, Başak Gayrimenkul'un yapmış olduğu projelere herkesin ihtiyacı var. Unutmayın. Projelerimiz Kırklareli, Pınarhisar Sütlüce Köyü. 450 metrekareden başlıyor kıymetli dostlar. 1500 metrekareye kadar çıkıyor. İstediğiniz fiyatlara özel yerlerimiz mevcuttur. Gelin yeri yerinde görün. Haftanın 7 günü Esenyurt Köyü içi meydandan servislerimiz kalkıyor. Evet. Gelin, bakın, görün, beğenin, alın. Çünkü biz beğenmediğimiz yeri almıyoruz. Kıymetli canlar, 24 yıldır bu sektör içerisindeyim. 24 yıldır hiç yanılmadım. Ne de siz değerli müşterilerimizi yanılttım. Unutmayın ki 24 yıl önce Başak Gayrimenkul'u tercih edenler bugünün kazananları oldu, zengini oldu. Bugün de tercih ederseniz yarının kazananları sizler olacaksınız. Ülkemizde toprağa yatırım, hele hele şu dönemde, en güzel yatırımdır. Toprak her zaman kazandırır. Kıymetli canlar, bizden aldığınız yerlere tiny house, bungalow, prefabrik bunları yapabiliyorsunuz. Bakın şehrin stresinden. Haftanın 5 günü burada çalışıyoruz. Sabah gidiyoruz, akşam geliyoruz. Beton kütlelerinin arada kalmışız. Oysa haftanın 2 gününü öyle bir hobi bahçesinde geçirebilirsiniz. Vücutunuzdaki elektriği toprağa boşaltabilirsiniz. Telefon numaralarımı söylüyorum. 0212 428 66 87. Arayın bizleri. Sizlere projelerimizi detaylı olarak anlatalım. Gelin, bakın, yeri yerinde görün. Avrupalı vatandaşlarımıza sesleniyorum. Dövizin yükselmesi bizler için dezavantaj ama sizler için avantaj. Gelin, ufak paralarınızı Başak Gayrimenkul'da büyük yatırımlara dönüştürün. Bilim adamları gümbür gümbür harıl harıl bağırarak konuşuyor. Kırklareli'nin zemini gerçekten çok sağlam. Bugün satmış olduğumuz Kırklareli'ndeki yerler asfalta, ana asfalta sadece 150-200 metre bir mesafede. Yerleşim alanının etrafında. Kendi şahsi telefonumu veriyorum. Şirket telefonunu vermiyorum. Kampanyayı ben söyleyeceğim sizlere. 0532 635 38 71 numaralı telefondan direkt Nihat Angışkan'ı arayın. Projeyi size detaylı anlatayım. Kampanyamızı anlatayım. Gelin yeri bakın. Ertelemeyin, üşenmeyin. Tapunuzu alın. Gidin. Rahatınıza bakın. Gönül teline dokunan türküler ve özlenen sesiyle Volkan Yılmazer, Sözümüz Sazdır programıyla yeniden Tempo TV izleyenleriyle buluşuyor. Volkan Yılmazer ile Sözümüz Sazdır, her pazartesi saat 20'de, sizin kanalınız Tempo TV'de.
Samsun'un sesi, sözü ve tüm güzellikleri Zennure Çaylı Koç ve Ferhat Damar'ın hazırlayıp sunduğu programda yaşanıyor. Her hafta Samsun'a dair alanlarında tanınmış kişiler ve sanatçıların katıldığı programa bu hafta İstanbul Samsun İl Derneği Başkanı Ali Sakallı, Esenyurt Havzalılar Dernek Başkanı Muharrem Kurtça ve Esenyurt Havzalılar Derneği Onursal Başkanı Ramazan Çelik konuk olacak. Samsun'un Sesi her pazartesi saat 22'de sizin kanalınız Tempo TV'de. Gez dolaş dağları, gez dolaş bensin. Perişan olsan da arama beni. Arzu ile Nostalji Rüzgarı'na bu hafta Revşen ve Buse Gülay Şapulu konuk olacak. Arzu ile Nostalji Rüzgarı her salı saat 18'de sizin kanalınız Tempo TV'de. Kültür, sanat, ekonomi ve siyasetin konuşulduğu, alanında başarılı uzman konukların ve sanatçıların yer aldığı Yusuf Özpolat'la Biraz Konuşalım mı programına bu hafta Kara Hasan konuk olacak. Bir işe yaramam, öldürün ne olur, öldürün ne olur. Biraz Konuşalım mı? Yusuf Özpolat'ın sunumuyla her salı saat 20'de sizin kanalınız Tempo TV'de. Sesi ve tarzıyla ekranların sevilen yüzü Şenol Döngel, dillerden düşmeyen şarkıları ve birbirinden özel konuklarıyla sizlerle. Şenol Döngel Şov'a bu hafta Yasemin Yıldız konuk olacak. Daha bulamazsın, ben o kadar sevdim. Ancak ayrı kalınca anlarsın kıymetimi. Olmadı, olamadı. Şenol Döngel Şov, her salı saat 22'de sizin kanalınız Tempo TV'de. Görme engelli seçmenler için oy kullanma şablonu. Görme engelli seçmenler için oy kullanma şablonu hazırlandığını biliyor musunuz? Görme engelli seçmen oyunu kullanırken talep etmesi halinde sandık kurulu başkanı, akrabalarından biri, akrabası yoksa orada bulunan herhangi bir seçmenin yardımıyla oy pusulasını mühür deliklerine gelecek şekilde hazırlanan şablona yerleştirmek suretiyle oyunu kullanabilir. Ancak bir seçmen birden fazla engelliye yardım edemez. Oy kullanmaya engel yok. Mahalli idareler genel seçiminde hangi seçim türü için oy kullanacağım? Büyük şehir olan illerde, il, ilçe ve mahallelerde büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, muhtarlık ve ihtiyar heyeti seçimi için oy kullanılacaktır. Büyükşehir olmayan illerde, il, ilçe ve mahallelerde belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, il genel meclisi üyeliği, muhtarlık ve ihtiyar heyeti seçimi, köylerde il genel meclisi üyeliği, muhtarlık ve ihtiyar meclisi seçimi için oy kullanılacaktır. Unutmayın, her oy değerlidir. Gelsene oğlum. Gelsene. Oğlum nasıl geleyim? Ezilip öleyim mi istiyorsun? Önündeki çizgileri görüyor musun? Ha. O çizgilerin toplamına yaya geçidi deniyor. Olayı gördün mü? İşte ben bu olayı yaya önceliği diyorum kardeşim. Yani senin benim gibi yayalar yola adımını attığında o araç duracak. Öncelik bizim. Hadi ya. Hadi şimdi geç arabayı, yürü. Oğlum emin misin? Bak ezilmeyelim şimdi. Yürü, rahat ol. Yaşasın yayalar. Öncelik hayatın, öncelik yayanın. Evet,
Evet, gazetecilerle gündem devam ediyor. Konuğumuz Orhan Gökdemir. Kendisi ekonomist, aynı zamanda iş insanı. Tabii siyasetle de yakında ilgileniyor. Özellikle DEVA konusunda. Ben hemen kendisine döneceğim. Hemşire çağırıyor, doktordaydık. Doktor nasıl olacak bu iş diye soruyor. Şimdi bir yerim ağrıyor diyor ama Türkiye'nin her tarafı ağrıyor. Ha şeyle ilgili, bu Türkiye'de vatandaşın sorunları, ondan sonra her türlü sorun. Bir vatandaş bu ferdi olabilir, etnik olarak olabilir, inançlarla ilgili ve felsefik olarak veya siyasi ideolojik görüş olarak olabilir yani. Sonuçta dünya hayatı böyle bir şey. Bir derdi var, insanların bir itirazı var veya bir talepleri vardır. Bunu biz bir ağrıya benzetirsek, çünkü her dert, her talep, her sorun, insanı rahatsız eden her sorun aynı zamanda bir ağrıdır. İnsan vücudunda bir ağrı meydana getirir. Biz bunu bir diş ağrısına benzetecek olursak, diş, bir kişi doktora gidiyor, diş hekimine diyor ki, efendim benim dişim ağrıyor diyor. Şimdi Türkiye'nin şu andaki durumu, yani idari durumu şu. Diyor ki, ya diyor ekonomik kriz yok. Bak kafe, restoranlar tıklım tıklım dolu. Evet. Ne var diyor, hani siz yalan söylüyorsunuz. Firmalar batıyor. 40 bin icra dosyası oluşmuş, artık altından kalkalamıyor. Tamam mı? Ne var ki diyor. Sen dişini ağrımıyor. Ne var ki? Vatandaş ahlaksız. Şimdi Demirel'in meşhur bir sözü var. Demirel bir röportaj yapıyor bir yayın kuruluşuyla. Diyor ki enflasyon diyor bir beladır diyor. Enflasyon musibettir diyor. Tencereyle gidin, tencereyle gidin. Tabii. Çünkü diyor enflasyon diyor ahlakı bozar diyor. İnsanlar diyor alacağını alamaz. Borcunu ödeyemez. Birbirine düşer diyor. Evini geçindiremeyen kadın ve erkek kötü yola düşebilir. Enflasyon diyor yuvaları yıkar diyor. Yuvaları yıkar insanların, alacağını alamayan, borcunu ödeyemeyen insanlar bir süre sonra ahlak ve etik kurallarından uzaklaşırlar diyor. Zorunlu bir şeydir yani bu. İşte dolayısıyla yaşaması gerekiyor. Dolayısıyla hükümetlerin, devlet yönetenlerin yapması gereken şey ahlaktan uzaklaşmamak. Önce adaletten uzaklaşmamak. Tabii. Eğer ahlaktan herkes diyor ki ya eğitimle ilgilidir. Bakın tamam, eğitimsiz bir şey olmaz. Eğitimsiz hiçbir şey konuşamayız. Doğru. Eğitiminiz iyi değilse hukukunuz da iyi olmaz, ekonominiz de iyi olmaz. O başka. Başka bir tartışma konusu. Ama hükümetlerin asli görevi enflasyonsuz veya çok düşük oranda enflasyon, bazen düşük oranda enflasyon, evet, ekonominin çarkı yine gereklidir. Yani o da ayrı bir konu, doğru, konuşmak doğru, lazım doğru, ama doğru. Gereklidir bazen. Bazen gerekli. Bazen hükümetler enflasyonu... Orhan Bey, biz onu bitiremeyeceğiz gibi siyasi saat sürete geçiyor. Ben asıl şeye döneyim. Yani yerel seçimlere döneyim. Sizin DEVA'ya geçişinizi az çok özetlediniz ama... Yani şöyle bitireyim o cümleyi. Oradan dolayısıyla oradaki diş hekimi dese ki, bakın biraz önceki yayında da söyledik bunu. Sizde hiçbir şey yok. Gayet iyi görünüyorsunuz. Bak takım elbiseniz de iyi, yüzünüz de iyi. Öyle kan yok, evet, şişme evet, yok. Evet. Moranan bir yer yok. Kardeşim ne istiyorsunuz? Şu anda hükümet onu diyor. Hadi bakın güle güle dese. Doğru. Bu bir çözüm değildir. Şu anda hükümet onu yapıyor. Aslında kabul etse, dese ki ya kardeşim tamam, bakın muhalefet bir şey söylüyor. Muhalefet diyor ki ekonomide problem var. Vatandaş perişan, şirketler batıyor, esnaf perişan, orta direk yok oldu, küçük ve orta ölçekli işletmeler yok oldu. Sadece devlet desteğiyle garip gureba karın tokluğu daha çok yoksul geçiriyor. Daha bir çok yoksul yukarıda bir holdingleşen bir şey vardı. Evet. Aradaki şey eridi gitti. Belediyeler de ona oturdular. Yani belediyeler sanki başkan olacaklarmış gibi hepsi biz ekonomiyi kurtaracağız gibi konuşuluyor. Yani yerel seçimlerde bu değişim olacak mı sizce? DEVA Partisi, siz şu anda beraber hareketiniz Ali Babacan'la birlikte diğer partiler var. İşte medyanın çok da öne çıkarmadığı, ondan da şikayetçi olduğu. Sizce bu seçimlerde DEVA ne yapacak? Onu söyleyeyim hemen. Fakir başta Bey, Ardahan'da olmak üzere. Fakir Bey, DEVA bu bir önceki reklamdan önceki yayında da konuştuğumuzda DEVA bir kere iktidara gelecek inşallah. Buna inanıyorsun. Bakın tabii ki. Evet. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Niye söylüyorum bunu? Şimdi Türkiye, bu dünyada da böyledir ama biz kendi ülkemizden örnek verelim Fakir Bey. Hepimizin, ikimizin de yaşı buna müsait. Biz bunları gördük yani. Cumhuriyet tarihine baktığınız, Cumhuriyet Türkiye'nin siyasi tarihine baktığınız zaman Menderes'ten sonra kim geliyor? Demirel geliyor değil mi? Evet. Demirel'in işte Demokrat Partisi. Evet. Demirel'den sonra kim geliyor? Rahmetli Özal geliyor.
Anavatan Partisi. Bak dikkat edin mi? Anavatan Partisi Özal'ın Anavatan Partisi. Mesut Yılmaz'ın Anavatan, rahmetli Mesut Yılmaz Anavatan'ı demiyorum. Doğru. Özal'ın. Şimdi AK Parti ilk 3 döneminde Özal'ın ilk 2 dönemindeki ANAP'ı gibiydi. AK Parti'nin şu andaki durumu da çok benziyor. ANAP'ın Mesut Yılmaz dönemi gibiydi. Şu andaki durumu. Şu andaki durumu. Hmm. Tamam. Bu nedenle biz iktidara geçeceğiz. Şimdi Mesut Yılmaz şeyden ANAP'tan sonra ne geldi merkez sağda? Yani bütün 4-5 kesimi, bütün herkesi kucaklayan partiyken ne geldi? İşte Mesut Yılmaz'dan sonra işte üçlü koalisyona geçti. Doğru. İşte Erbakan Hoca. Şöyle dönemi. Evet. Peki Erbakan Hoca'nın o bir yıllık bir başbakanlığı yani hükümeti döneminden sonra güçlü bir şekilde kim geldi? Anavatan Partisi'nin yerine yani Özal'ın misyonu Erdoğan kim aldı? Geldi. Erdoğan aldı. Evet. Sayın Erdoğan aldı ve AK Parti aldı. Şimdi aynı insan gibi insan nasıl doğar, büyür, gelişir, çocuk, gençlik yılları, orta yaşlılık, sonra aşağı doğru iniş yavaş yavaş ve sonra mezara doğru ölür, emaneti teslim eder. Şu anda o dönemi mi yaşıyoruz? Şimdi partiler de böyledir. Dünya hayatı böyle bir şeydir aslında. Aslında bunu tam olarak insan böyle devlet aklıyla da bunu aklese, yani bunu iki dönemle yani 10 yıla sınırlasa, evet, ülke ve millet bu kadar bedel ödemez. Ama ne oluyor? O geriye aşağı iniş, o yaşlılık dönemi artık orta yaşta bitti. Evet. Yaşlılık dönemi artık çocuklaşma başlıyor. Oraya doğru giderken devlet dur dese tamam sen git emekli ol, otur. Orada artık ömrünün kalan kısmını huzurlu bir şekilde geçir, torunlarına geçir falan şeklinde. Evet. Yani bunu sadece bir Sayın Cumhurbaşkanı veya devleti yöneten makamlara demiyorum. Bunu kurumsal olarak söylüyorum. Genel olarak böyle olmasın. Şirkette de böyle. Doğru. Şirkette de çocuklarınız yetiştiyse, kadrolarınız yetiştiyse, siz de gelmişseniz 60 yaşına, 65 yaşına bırakacaksın. Onlar yönetsin. Ha iyi yapar, kötü yapar. Artık ondan sonra doğru, onlar doğru, doğru, doğru. Yani bundan sonra siz üstüne düşeni yapmışsınız evet, yani. Evet. Şimdi bu maalesef yapılamadığı için Türkiye'de bugün bu bedeller ödeniyor. Şimdi mi? Gelelim Deva Partisi'ne sorunuza bu girizgahı yaptıktan evet, sonra. Şimdi merkez sağda yani Türkiye'de şu anda şimdi CHP durum belli. CHP'nin içerisinde bir sosyalist bir kesim var. Bir sol marjinal bir kesim var. Bir ulusalcı kesim var. Bir de Kemalist bir kesim var. Şimdi bunlar bu milletin genetik kodlarıyla 100 yıldır barışamıyor bir türlü. Biraz Sayın Kılıçdaroğlu belki de bu AK Parti'nin yaptığı uygulama ve bu başkanlık, yani başkanlık demeyeyim de zaten ne oldu belli olmayan evet, sistemde yani 50 artı 1 yakalamak için biraz da buna çaresiz mecbur kaldı. Belki buna biraz toparladı. O da CHP'nin içerisinde ya Türkiye'nin kurucu partisidir, ana muhalefet partisidir. Bu tek başına böyle belli kesme sadece ulusalcılıkla, Kemalizmle şu olmuyor, falan olmuyor. Evet. Ne yapalım? Bu millet yani kumaş bu millet Müslüman. Evet. Değil mi? Doğru. Ya bunun yani İslam'ın, Müslümanların, Müslüman toplumların örfü var, ananesi var, gelenek ve inançları var. Değil mi? Hepsi yani bunların bu 86 milyonun hepsinin bir şey gibi haddeden çıkmış gibi bir olması mümkün değil. Farklılıklar hepsi birer renktir. Bunlar ülkenin kazanımları, zenginlikleridir. Biz bunları nasıl bunu sağ partiler, sağ merkez partiler işte demin söylediğimiz gibi Anavatan gibi yapabiliyorsa. Demokrat Parti, ondan sonra Doğru Yol Partisi, Anavatan Partisi ve AK Parti bunu ilk dönemlerinde, ilk 2-3 dönemde bunu yaptıysa. Biz de deneyelim. Biz de yapabiliriz. Biz bir türlü 75 yıldır iktidara olamıyor. Zaten Cumhuriyet'in kurucu partisi iktidara olamıyor. Bunu denediler. Bunu denerken kendi içlerine parçalandılar. Niye? Hı. Çünkü henüz hazmedemiyorlar bunu. Yani diyorlar ki yok kardeşim işte 28 Şubat döneminde birileri 1000 yıl sürecek diyordu. Cumhuriyet mitingleri yapıyordu. Çıkıp da CHP buna bir an siz kimsiniz kardeşim? Siyaset yapan biziz. Siz güvenlik ve askeri bürokrasisiniz. Ne 1000 yıl sürecek? Halk isterse 2000 yıl sürer. Halk isterse 2 saat sürdürmez. Doğru, halk. Halk. Evet. Çünkü adı üstünde Halk Partisi bak. Erdoğan'ın gelmesine vesile de olan biraz onlar. Onlar. Evet, şimdi evet, dolayısıyla şu anda sol partilerden de tek başına iktidar olma, ülkeyi yönetme şu anda bu kafayla gözükmüyor. Gözükmüyor. Yani Kemalizmle, ulusalcılıkla, çünkü ulusalcılık, ulusal dediniz, sen ben dediniz ama ben benim derim. Nitekim de Osmanlı'nın 1800'lerden sonra İttihat Tarihi'nin yaptığı gibi koca imparatorluğu paramparça etti. Evet. Çünkü o zaman Osmanlı bak adı üstünde Osmanlı diyordu. Yani bütün dört kıtadaki bütün unsurları hepsi kardeşti. Biz hepimiz beraber bu hukuk vardı. Hukuk var. Biz hepimiz. Biz diyordu. Ben demiyordum.
Şimdi ne oldu? İşte şeyle bu Fransız İhtilali'nden sonra işte bizde de İttihat Terakki ile bir böyle bir milliyetçilik akımları başladı. Çünkü milliyetçilik akımı kontrollü, yani müsbet milliyetçilik olmazsa, yani inançların, etik kuralların, yani tamamını kucaklayıcı bütün unsurları, onların da duygularını, hissiyatlarını, kendi nefsimizin istediğini, onların nefislerinin istediğini düşünerek hareket etmezseniz bu kaçıyor, ırkçılığa gidiyor. Öyle gidince sen benim ırkım dediğin zaman öbürü olabilir benim ırkım diyor. Böyle olunca bir araya gelemiyorsunuz. Evet. Osmanlı 600 yıl 4 kıtada bu şekilde yönetti. Ama ne zamanki ulusalcılık dedi, ne zamanki milliyetçilik dedi, bu sefer diğer unsurlar uyandılar. Dediler ki bir dakika sen de varız. Ben de benim dedi yani. Tabii. Yani bundan bir tek Kürtler söylemedi. Kürtler dedi hayır dedi. Çünkü Kürtlerin bir İslami hassasiyeti çok derindir. Alim-i uleması, medresesi evet. Çok şeydir. Hayır dedi, biz dedi aynen Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü kurtardığı gibi biz Haçlı ordularına karşı burada halifeye ve hilafete, ümmete ihanet etmeyeceğiz. Siz Haçlı ordularsınız, sizinle sonuna kadar mücadele edeceğiz dedi. Evet. Sonra kendi içimizde biz eksiğimiz yediğimiz tamamlarız dedi. Ama ve geldi nitekim 1921 anayasasında beraber cumhuriyeti kurdular. Evet. Ama işler aynı oturttuktan sonra bunları da kazık yediler. Doğru. Bunları da bunların pay defterinden, şirketin pay defterinden isimlerini sildiler yani. Ama o süreçtir şu anda Türkiye'yi biraz sıkan. Ne oldu? Yani sadece adalet hukuk değil. Bir de aynı zamanda Kürt sorunu da ülkede sorun. Şimdi yani barış süreci onun başlatmasını. O süreçleri yani belki o şartlarda o gün geçmiş. Ben geçmişte ders alırım. Evet, doğru. Söylerim yani geçmişte öğrencilerime de söylüyordum. Genç yaştayken bile bunu söylüyordum yani o zaman. Diyordum ki ya geçmiş geçmişte kalmıştan geri getirmeye mümkün değildir. Gelecek de çok elimizde değil çünkü biz bir saat sonra yaşayıp yaşamayacağımızı bilmiyoruz. Mevcut şu anda biz sorunlarımız neyse kardeşim oturalım. İsterseniz bunu Kur'an'a göre madem Müslümanız Kur'an'a hakem yapalım. Allah'a peygamberi hakem yapalım o çerçevede. Yok onu istemiyorsanız evrensel hukuku dünya, medeni dünya, Avrupa, Amerika, İskandinav ülkeleri bu işlerin sorunları nasıl çözüyorlar? Ya İngiltere'de bir İskoçya meselesi var, bir Galler meselesi var. Ya bu adamlar dünyanın jandarması. Bunlar kavga etmeden, birbirle savaşmadan, birbirini öldürmeden bunu nasıl yapıyorlar? Bakın aynı şeyi biz de yapabiliriz. Yani bakın bunu ya dinimiz ne diyor? Peygamber bu konuda nedir? Hakem yapalım, kitabı hakem yapalım, evet. Allah'a hakem yapalım. Ona göre hüküm verelim. Yok. Dünya nasıl yapıyor? Onu demiyorsunuz. Biz kendi içimizde bir yeni bir fikir ortaya atalım. Kendi sorunlarımızı kendi doktora gitmeden doktor bize diyor ki senin bir şeyin yok diyor. Demin anlattık ya biraz kinaye yapayım. Yani senin o zaman biz kendi aramızda oturalım hani eskide kerpetten alıp kendi dişimizi kendimiz çekelim kardeşim. Kurtulalım bu beladan. Yoksa bu vücuda itap dağıtacak, vücudu hasta edecek. Bu seçimde kerpeteni alacak mıyız elimize? Şimdi gelelim. Gelelim saat, geliyoruz sorunuza. Sonra korkumu. İşte benim damarım basmıyor, ben doluyum. Korkum o ki, siyasete hiç bahsedemedik. Şimdi siyasete geliyoruz. Evet. İşte bu seçimde, bugün AK Parti normalde şu anda 20 yıldan fazladır, işte 2028'e kadar yani 30 yıldır aslında. 30 yıla yaklaşıyor. Tabii doğru, 30 yıldır. Doğru. 30 yıl bir kişinin veya bir kadronun devleti yönetmesi nihayet dünya siyasi tarihine baktığınız zaman, imparatorlukların yıkılışına baktığınız zaman, devletlerin çöküşüne baktığınız zaman hepsinin acıyla bedel öder yani. Ama demokrasi elden gider kimin? Ama ülke yıkılır Allah korusun yani tarihte var mı? Evet. Hiçbir şey olmasa ekonomisi çöküyor. Şu anda o durumdayız. Evet. Tamam mı? Dolayısıyla bunun Sayın Cumhurbaşkanı'ndan sonra AK Parti'nin tekrar bu ekonomiyi yıkan, bu duruma getiren, çökerten kadroların tekrar bu ekonomiyi düzeltmesi mümkün değil. Aynı zamanda ekonomi de değil. Çünkü biz dedik ki problem ekonomi değil. Problem insan hakları, özgürlükler. Dünya güven vermiyor. Dünya size güvenmiyor. Hukukunuza güvenmiyor, adaletinize güvenmiyor. Diyor ki hayır hukuka talimat veriliyor diyor. Anayasa Mahkemesi'nin en yüksek yargı olan yüksek mahkemenin yargılarını icra makamı yani hükümet tanımıyor diyor. Ben bunun neyine güvenip gidip yatırım yapayım veya işte fonları aktarayım, kaynakları aktarayım veya onların kaynaklarıyla ortaklık yapayım. Bu da böyle bir sonuç doğuruyor. Şimdi dolayısıyla bu partinin bu ülkeye artık bundan sonra miadını tamamlamıştır. Diğer partilerde örneğini verdiğimiz gibi, Doğru Yol gibi, ANAP gibi. Şimdi merkez sağ, solla şu anda iktidar olma, yani henüz halkın değerleriyle, hassasiyetleriyle. Ya yanlış, iyidir, kötüdür. Aşağılamaya gerek yok. Senin kumaşın bu.
senin yöneteceğin, başına yönetici olacağın, talep ettin, yönetimine talip olduğun, o istedin. Hak bu. Doğru. Ama iyi ama kötü. Doğru. Sen bununla savaşarak, bununla karşı mücadele ederek, suyu tersine aktararak bunu yönetemezsin. Bir 75 yıl daha beklersin. Doğru. Ha şimdi bunu... Buradan DEVA mı geliyor diyorsun? Veya şu anda AK Parti'nin yerini alacak olan DEVA Partisi'dir. Niye? Çünkü Sayın Ali Babacan bir, genç, 35 yaşında bakan olmuş ve bakanlığı döneminde ODTÜ birincilikle bitirmiş. Yani eğitim konusunda donanımlı ve dünyada karşılığı var. Ve Ekonomi Bakanı, Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı bulunduğu bütün görevlerde başarılı olmuş. Başarılı olmuş ve bu ülkeye, halka çok şey kazandırmış. Ve en önemlisi de AK Parti'den ayrılma sebebi Sayın Cumhurbaşkanı'yla külliyede 6 saatlik bir briefing veriyor, toplantı yapıyor. İşte Merkez Bankası'nın bağımsızlığı, ekonomi bağımsızlığı, gidişatın kötü olduğu, ne yapması gerektiğiyle ilgili. Orada anlaşamayınca o zaman bana müsaade et diyor. Ben bunun altına imza atmam diyor. Yani kalsa Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Evet. Yani genç, eğitimli, donanımlı, başarılı, önü açık. Ama kendi şahsi makam, mevki, evet, kişisel nefsin arzularını memleketin geleceğinin önüne geçirmiyor. Memleketin geleceğini, evet, ülkenin geleceğini tercih ediyor ve oradan müsaadesini istiyor, ayrılıyor. Yeni bir parti kuruluyor. Bunlar kurulurken de çok düşünülüyor. Ya doğru mu yapıyoruz, yanlış mı yapıyoruz? Ama anlaşıldı ki evet, ülkenin bir an önce böyle bir partiye ihtiyacı var. Tekrar AK Parti'nin ilk kuruluş 2002 yılındaki felsefesine, kadrolarına tekrar bir ihtiyaç var. Yoksa ülkenin gidişatı iyi değil ve bu yola çıkıldı. Öyle olunca biz de AK Parti'nin son gidişatından gidişatı iyi görmüyorduk. Dolayısıyla siyaseti bırakmıştık. Evet, evet. Tekrar böyle bir görev düştü. Biz de tekrar bir heyecan duyduk. Yine AK Parti'nin o ilk yıllarındaki 2002'de kuruluşundaki hissettiğimiz heyecanı, duyguları DEVA Partisi'ne hissetti ve tekrar geldik, sahiplendik. Şu anda emek veriyoruz. Bize de böyle bir şey düşüyor. Yani kader bize böyle bir, biz de geliyoruz. Gençliğimizi harcıyoruz, malımızı harcıyoruz, emeğimizi harcıyoruz. Çamur çiğniyoruz. Zamanımızı harcıyoruz. Tamam mı? Evet, evet. Tam bir noktaya geldiğinde biz kenara koyuluyoruz. İnşallah DEVA'da da böyle olmaz yani. Evet. Yani ha bundan şikayetçi miyim diyelim. Biz hayırlısı ben istiyoruz. Ben bizden rahatım. Görevimi yaptım. Ha, ben memleketimle, ülkemle ilgili. AK Parti döneminde yaptığım gibi gerekeni yaptım ama idareyi yönetemediler. Ayrı konu. Aynen öyle. Aynen. AK Parti'de de biz gelelim şu olanı bulalım. Ben gazeteciliğimi yapıyorum. Gerisini haberi okuyacak vali bey, okuyacak idareci, okuyacak amirler. Onu bitti. Ben ne yapabilirim? Onun için ben burada tekrar bu seçim sattı mahalle bu pazar günü belediye seçimlerinde. Evet, bizde seçim var. Ben halkımıza, ülkemize, vatandaşlarımıza, sizin vasıtanızla sesleniyorum. Diyorum ki lütfen ülkeye sahip çıkın, demokrasisine sahip çıkın. Siz artık o andaki Sayın Kılıçdaroğlu'sun, koalisyonun o andaki Meral Hanım'ın masaya kalkması, oturması, belki sizde bir 28 Şubat endişeleri, korkuları, bir moral bozma, bir moral, moral bir endişe, bozma, bir korku, evet, sizin kafanızdaki soru işaretleri, 28 Şubat depresyonundan tam çıkamadınız. Bu anlaşılabilir bir durum. Ama bütün yumurtaları bir sepete koymayın. Ülkenize sahip çıkın. Şu anda belediyeleri de muhalefete verin. Kim nerede güçlüyse, hangi adaya gönlünüz razı oluyorsa, hangi adayı beğeniyorsanız direkt aday siyaseti yap. Biz DEVA Partisi olarak diyoruz ki kardeşim bizim adaylarımızı inceleyin, bakın. Eğer adaylarımızla ilgili bir sıkıntınız varsa tamam. Oy vermeyin. Ama adayımız güzelse, eğitimliyse, donanımlıysa, ahlaklıysa, toplumda kabul edilebilir durumdaysa, size güven veriyorsa aman bunlar iktidar olmaz, bunlar seçim kazanmaz, oyumuz boşa gitmesin deyip gidip iki tane parti arasında sıkışmayın. CHP ile AK Parti arasında sıkışmayın. Demokrasiyi işletin. Lütfen gidin DEVA Partisi'ne. Çünkü ben size söylüyorum burada. Gelecekte kısa bir süre, birkaç yıl içerisinde DEVA Partisi AK Parti'nin yerini alacak. Çünkü bu fıtratla ilgili bir şeydir. Geçmişte partiler vardı, örneğini verdik. Tekrar ediyorum. Evet, evet, evet. Aynı onun gibi AK Parti misyonunu tamamlayacak. DEVA Partisi gelecek. DEVA Partisi de 10 yıl bu ülkeyi yönetecek ki ben ondan sonrasının fazlasını istemiyorum. Doğru. Hayır, istemiyorum zaten. İki dönemden fazla ben karşıyım yani. Doğru, anladım. Yani 10 yıldan sonra tekrar bir başka parti gelecek, bu ülkeyi yönetecek. Toplumda böyle bakmalı. Toplumda böyle bakmalı. Evet. Toplumda yeniden özellikle genç kesimim Amerika'daki bu sistemi oturtması lazım.
Bir, hatta ve hatta gençliğin ille de başkanlık sistemi olacaksa Amerikan başkanlık sistemine getirmesi lazım. Ve hedefi bu olması lazım. Çünkü ülke büyük ülkedir. Osmanlı bakyesidir. Ulusalcılıkla, ondan sonra milliyetçilikle veya efendim dini kullanarak, duyularak yani bunu o kadar ulvi şeyleri kullanarak, çünkü siz halkın ortak malı olan, herkesin ortak değeri olan bir şeyi alıp da üzerine siyaset yaparsanız, o zaman bir koltuğa iki kişi oturamayacağına göre o da onun karşı olmadığı halde gerçekte sizin şahsınızda ondan uzaklaşacaktır. Siz din üzerinden siyaset yapıyorsanız öbür taraftaki size muhalefet etmek için bu sefer din karşıtı gibi gözüküyor. Aslında dinler arasında namaz kılıyor. Doğru. Onun için onu kullanmamak lazım. O çok önemli. Yoksa milleti dinsizleştirirsiniz. Vebali de size olur. Böyle oldu ki sen camiye git. Milli duygularla ilgili. Evet. Siz çıkıp da tek memleketin milliyetçisi biziz. Bu ülkenin sahibi biziz. Diğerleri hepsi hain olma ihtimali var. Hatta haindirler. Şöyle yapmadık hain dediğiniz zaman sizin karşınızda milli duyguları zayıflamış. Size karşı size muhalefet eden ama aynı zamanda o duygularla da o duygularını yitiren bir kesim çıkarırsınız ve ülke bu konuda bölünürse sebebi sizsiniz. Bölümü bırak, şimdi zaten sıkıştı şu anda. Bölüme derken ekonomik bölüme var. Doğru. Öyle değil mi? Toplumsal var, partiler, siyasi var, partiler parçalanıyor. Partinin içerisinde birisi ben diyor kardeşim milletçiyim diyor. Bir refah partisi ayrılmış şimdi. Hani bu böyle diyor. Evet, dolayısıyla bu vatanperver değil. Bunlar işte hain diyor. Ben bununla siyaset yapamam kendi içinde. Doğru. Birisi diyor ki kardeşim diyor ya ben Ramazan ayındayım ben dindarım diyor, işte biz dindar bir partiyiz diyor ama bu adam diyor Ramazan'da diyor işte sigara içiyor diyor. Evet. Tamam mı kardeşim? Onun sorunu. Keşke yapmasa. Onun meselesi. Doğru. Tamam mı? Ama bu adamın bu memlekette siyasette ülkeye katabileceği bir donanımı varsa sen onunla ilgilen. Evet, doğru. Fikri varsa onunla ilgilen. Peki, ya mesela bizim genel başkan yardımcımız ve parti sözcümüz şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İdris Şahin. Ya Allah aşkına bir dinleyin yani. İyi bir okuyucu. Mustafa Yeneroğlu diye bizim bir genel başkan yardımcımız var. Ya Allah aşkına Almanya'da eğitim görmüş. Evet. Yani dünya evrensel hukuku biliyor. Ya bir takip edin, bakın. Bu insanların bu ülkenin başında olması lazım. Yani bu insanları Batı, dünya bunları dinlediği zaman diyor ki tamam burası bir Orta Doğu ülkesi değil diyor. Burası gerçekten diyor Avrupa diyor yani. Yani onu dinleyen bir adam. Ya bu adam kim? İşte Türkiye'de bir yönetici, bir siyasetçi. Tamam bunu söylediği şey evrensel. Öyle bir kadro var diyorsun DEVA. Öyle bir kadro. DEVA kadroları şu anda gerçekten devleti yönetebilecek kadrolar. Hazır. Çünkü genel başkanları bu kapasitede. Vizyonu, misyonu, donanımı, dünyaya verdiği güven. Dolayısıyla bu aşağıya doğru eksik yediği falan var mıdır? Tabii ki vardır. Bu da bir imtihan yani. Doğru. Bunlar da ama ön teker nasıl giderse arka teker öyle gider. Ön teker iyi gidiyor diyorsun. Peki seçim tetikler mi bu süreçte? Başta dev olmak üzere birçok yerde muhalefet kazanacak. Bunun pazar günü yani 1 Nisan hatta pazar akşamı saat 10 civarında biz bunu göreceğiz. DEVA seçim kadrolarının öyle dışarıda pompalandığı gibi falan değil. İnsanların artık bu bizim konuştuklarımızı halkın ferasetini bunu fark ettiğini, artık AK Parti'nin bundan sonra ülkeyi yönetme kabiliyetini ve zamanı da geçti artık. 30 yıl çok fazla. Bundan sonrası zarar olur. İşte belli. Dün mitingde belli oldu zaten. Mitingde 1,5 milyon nüfus. Ekonomi böyle ya. 600 bine düşmüşse. Tayyip Erdoğan'ın lideri olduğu, Cumhurbaşkanı olduğu bir ülkede faiz %50 olur mu? Doğal olarak. Ha, insanlar kuyrukta olur mu? Et süt kurumunun önünde kuyrukta olur mu? Evet. Dolar dövizi bir önüne olur mu? Evet, öyle değil mi? Olmaz. Demek ki artık sorun var. Onun da gücünün yetmediği, artık o misyonun, o şeyin kapandığını. Her kainat böyle bir şeydir. Evet. Böyle bir fizik kuralı var. Yaratan ya böyle kuralı var. Akşamı diyorsun siz, akşamı biz sonuçları sandıkta DEVA ve diğer partilerin muhalefete çıkacak oylarla birlikte yeni bir seçim, genel seçim anlamında tabii tabii biz halka sesleniyorum. Diyorum ki pazar günü oy kullanırken DEVA Partisi'ne o damlanın altına mühürünüzü vurun. Birkaç yıl içerisinde ülke yönetici kadroların şimdi temelini, tohumlarını atın. Yani düğmeye basın. Şu motoru bir çalıştırsın. Evet. Bir ısınsın motor yavaş yavaş. Güç verin diyorsun. Evet. Tamam. Hazırlansın yani. Yani yük taşıyacak çünkü.
Ama ağır yükle taşıyacak. Evet. Şimdi de motor, siz şu anda motoru ısıtmazsanız, çok böyle evet, şey bırakırsanız, hareket ederseniz, ne olur istop eder. Ülke istop eder. Biraz ısınsın, hazırlansın. Ondan sonra bir çalışsın. Yük yüklenmeye iktidarı devraldığında ekonomik yük var, sosyal yükler var. Ondan sonra siyasal yükler var. Birçok şey var. Dünyayla ilgili, dünyayla herkese kavgalıyız. Yani ülkenin çok büyük sorunları var. Buna ben yük diyorum. Bu yükü taşıyacak o makineyi şimdiden düğmesine basın, kontağı çevirin. O makine deva. Bir ısı, evet. O makine deva. Evet. Ben söyleyeyim size. Sağa bakın böyle. Yani içerisinde. Zaten sol gelmeyi diyorsunuz. Ya hiç şey yapmıyorum. Ben sonuçta iş adamları böyledir. Yani açık konuşmak zorunda. Siz kapalı konuştuğunuz zaman size kimse iş vermez. Evet. Neyse tamam. Onu diyeceksiniz. Neyse evet. Onu söyleyeceksiniz. Ya he dersiniz, anlaşırsınız. Evet, ya da çayınız kahve içer. Doğru. Teşekkür edersiniz. İşe evet. Gidersiniz. Şimdi bakın. Şu anda Millet İttifakı geçmişte yani bu altılı evet. Masada bir doğru. Bakın. Ben o darmadağın. Değil mi? Millet İttifakı olarak doğru, bakalım. Doğru. Ha, oraya baktığınızda. Şimdi CHP'ye bakalım. CHP'nin tek başına iktidar olup veya başkalarını yanına alıp da ülkeyi yönetebilecek bir durumu var mı? Yok. Niye? Çünkü kendi içinde çok ciddi sorunlar var. İşte malum işte Kılıçdaroğlu ve işte şu anda ulusalcılarla Kemalistler arasında, evet, Kemalistlerle sosyalistler arasında, komünistlerle Kürtler arasında Kürtler diye, meselesi var. Kürtler yani, devaya oy verecek mi bu arada? CHP'nin yapıyor diyorlar ama. Yani bir şey var mı? Kürtler devanın o 2400 sayfalık hazırlanan ortak mutabakat metni var ya. Doğru. Yani onu biliyorsun, onun ana motoru deva kadroları yaptı. Ha muhalefet, diğer 5 tane muhalefet partisi de ya siz bunu böyle yazmışsınız ama şöyle olsa olur mu dediler. Evet. Onlar rütüc yaptılar. Doğru. Yani. Katkılar oldu. Dolayısıyla deva partisinin insan haklarında insan hakları, özgürlükler, eylem planı açıp baksınlar. Kürt meselesiyle ilgili, yani Kürtlerin talebi nedir? Bu sorunu nasıl Kürtçe çözecek? Site açmışlar. Açık. Doğru. Ortada. Doğru. Ekonomiyle ilgili. Yani belediye başkanımız bizim 1 Nisan'da bir belediye başkanımız Deva Partisi'nin bir belediye başkanı seçildiğinde mazbatayı aldığında ne yapacağı elinde anayasası var. Hazır. Nereden başlayacak? İlk bir ayda ne yapacak? 90 günde ne yapacak? Bir yılda ne yapacak? Belli. Bir, etikle ilgili taahhütname alınmış. Yani herkese. Şunları evet. madde yapacaksın. Bunun dışında yaparsan sen devali itibar ettin kalmaz diye. İmza atmış, altına teva almış. Genel merkezine. Kadrolarına bile bakıyor. Şimdi o, ben kimseye öyle ders verip, yol gösterip şöyle yapın diyeyim. Ben diyorum ki açın okuyun, diğer partilerini okuyun. Deva Partisi'nin de bu emek verilen, göz nuru dökülen bu kadar devasa kadroların ortaya koyduğu bu Türkiye'nin sorunları, çözüm önerileri, anayasası, sorunların çözümündeki yaklaşımı. Herkes nerede neyi merak ediyorsa, nerede sıkıntısı varsa oraya ilgili o kısmı açsın, okusun. Yanlış bir şey diyorsak oy vermesin. Doğruysa oy versin. Devasını görecek orada. Orada görecek. Yanlış bir şey de varsa da genel merkezde bizlere ulaşsınlar. Biz onu tekrar oturup bakalım. Ya halkımız bir kısmı da halkı ikna etmek lazım. Yok siz yanlış biliyorsunuz. Ya bir orada itiraz varsa evet. Biz onu üzerine çalışırız. Onu da ikna edici şekilde varsa bir yanlış. Birlikte düzenlersiniz. Ya da doğruysa evet. Onu niçin o şekilde bir yasa örneği koymuşlar? Niçin öyle bir metin koymuşuz? Evet. Onu da ikna ederiz. Siyasetçinin görevi, ülkenin yönetimine talip olanların görevi halka kızmak değil. Halka öfke duymak değil. Halkı küçümsemek değil. Bunlar zaten bilmiyor cahille değil. Halkı ikna etmektir. Evet. Çıkacaksınız halkın. Halkın yönetimine talipseniz onu ikna edeceksiniz kardeşim. Siz malınızı tehdit ederek, korkutarak, şantaj yaparak, kovarak, üzerek, döverek satamazsınız kimseye. Doğru. Ancak ve ancak kalitenizle, fiyat rekabetinizle ve en önemlisi de illa da pahalıya satacaksanız, daha çok para kazanacaksanız karşınızdaki müşterinizi ikna edebilirsiniz. Güven vereceksiniz. Güven vereceksiniz. Evet, diyecek ki evet ben bu biraz fazla para veriyorum ama. Ben buraya yatırım yaparım ama burasını malı bıraksam sağlamdır, adalet var, hakkı var, hukuk var demesi aynı. Lazım. İşte deva kadroları bu kadrolardır. Ben halkın bu kadrolara fırsat vermesini istirham ediyorum.
ülkemizin geleceği için, gelecekte bugün bizim yaşadıklarımızı, bizim çocuklarımızın ve torunlarımızın yaşamaması için ben halka burada teklif, bir davette bulunuyorum. Diyorum ki gelin. Motoru çalıştırın devayı. Çalıştırın. Motoru evet. Çalıştırın. Motor bir ısınsın. Çünkü biz hazırız. Bundan sonra biz hazırız. Biz ısınalım. Hazırız da. Evet. Ama ısınmamız lazım biraz yani. Yükleyeceğiz ya. Ankara'da, şimdi, niye bunu söylüyorum? Ankara'da yavaş var. Niye bir şey? Orada evet. Gelelim. Evet. Bir son cümlem bununla ilgili. Evet. Akılla böyle örnekler veriyorum ki vatandaşımızın, bizim izleyicilerimizin aklına kalsın doğru, diye. Doğru. Şimdi biz üniversitede öğrenciyken bizim hocalarımız mühendislikte bir kural var. Diyor ki özellikle elektrik mühendisliğinde diyor ki elektrik motorunun diyor şart dilini açtığınız çevirdiğinizde yani. Elektrik geldi motor, bir akım oluyor. Motor çalışmaya başladığında %40 daha fazla enerji çeker. Ve yorulur. İki etapta. Böyle ağır ağır ve yorulur. Rolantisini alıp da devrini tamamlayınca tak diye %40 düşer. Evet. %40 daha az enerji yakar, yoluna devam eder. Doğru. İşte biz şu anda bizim şartelimiz, enerjimiz yeni veriliyor, motor çalışıyor. Evet. Dolayısıyla bizim rolantimizi alıp zaman kaybetmeden iktidara aldığımızda, ülkenin başına geçtiğimizde o arada geçen %40 fazla enerjiyi çekip de zaman kaybetmemek için şimdiden bizi hazırlayın. Biz geldiğimizde rolantı devam etsin, tam hız yolumuza devam edelim. Ülkeyi bulunduğu duruma çıkaralım diye halktan yetki istiyoruz. Evet. Bir, ikincisi hükümete mutlaka bir sarı kart göstermesi gerekiyor. Çünkü eğer halk şu anda muhalefete özellikle muhalefetin başında olan ana muhalefet partisi CHP'ye evet. Güven duymadığından dolayı bu çok az bir oyla da olsa tekrar Sayın Cumhurbaşkanı'nı Cumhurbaşkanı yapıp ve Cumhur İttifakı'nı da iktidara getirdiyse ki arada bir puan, bir buçuk puan var. Bu aslında halkın aslında orada da bir sarı kast gösterdiğini gösteriyor. Ha, şimdi burada da eğer tutar da belediyeleri muhalefete verirse, özellikle bir Deva Partisi olarak biz buna talibiz. Evet. Bize verirse, bizi yarınlara hazırlarsa o zaman hükümete bir sarı kart göstermiş olacak. Hükümet de kendine gelir. Ya biz hatta nerede yaptık? Halk niye bizi tercih etmedi diye oturur bu ekonomik felaketi çözmeye çalışır. Evet. En azından gelip Ali Babacan der ki ya Sayın Babacan sen hükümet olsaydın ne yapacaktın? Senin şu 2400 sayfalık bu ortak mutabakat metnini bir getir bakayım. Bir gel bakayım bunu bu ülke gidiyor. Bir verin bakayım biz bunu bir çalışalım üzerine. Ya da siz evet. Kadrolarınızı gönderin. Seçmen diletmesi gerekiyor. Biz iktidar olalım. Doğru. Maaşı biz alalım. VIP biz kullanalım. Cakasını biz satalım. Ama siz de ülkenizi seven kadrolar olarak bize yardımcı olun. Biz bu durumu nasıl kurtarabiliriz de bizim istesinde biz onlara yardımcı oluruz. Doğru. Ülkeyi kurtarırız bu durumda. Doğru. Yani ama halkın vereceği karar. Halkın vereceği bir karar. Evet. Dolayısıyla halk bu seçimlerde bunu tersini yaparsa Allah korusun ki böyle görmüyorum. Sahadayız. Sahada görüyoruz. Evet. Hatta halk bize kızıyor. Diyor ki siz niye diyor kendiniz direktmen diyor geçen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde diyor, genel seçimlerde. Evet, evet. Niye diyor Deva adaylarıyla girmedi de biz sizi kurtarıcı olarak görüyoruz. Evet doğru söylüyorsun. Şimdi belki yani. Diyorsun ama ben şimdi dün izledim. Yine Refah Partisi Genel Başkanı diyor ki biz 500 bin üye yaptık. Sizde de böyle bir yarış var mı? Bu üye çok yansıyacak mı? Yani şimdi AK Parti'nin yerine kim gelecek diyorsun ama yine Refah Partisi diyor. Onu dün aynısını anlattığınızı anlattı. Anlatıyor. Diyor ki işte o süreç bitti. Yeniden biz başlayacağız. Siz de böyle bir kadro ekipleri kurdunuz mu Türkiye'de tamamen üye sayısında yeniden Refah Partisi'nin dediği gibi şimdi 1 milyon üyeniz var mı? Ne atıyorum 500 bin diyor ya sizin 600 bin var mı veya 300 bin? Deva'ya yöneliş buradan görülüyor mu sizce vatandaşın? Yani üye olmakla mı görünüyor yoksa ya, Refah Partisi'nin? Üye olmak şöyle bir şey. Yani bizim siyaset kültürümüzde bu sivil toplum örgütlerine üye olmak veya işte vakıf ve derneklere evet. Üye olmak siyasi partiler üye olmak bizim kültürümüzün de bu konuda biraz bir eksiklik var. Bu evet, bir Avrupa kültürü doğru, yani. Doğru. Dolayısıyla mesela Almanya'da ortalama bir kişi 5 ile 8 arasında sivil toplum örgütüne üye. Doğru. Yani her sorunu üye olduğu otoriteye götürüyor. Dernek, vakıf aynen, neyse varsa oraya götürüyor. Diyor, mesela Kanarya Koruma Derneği var. Diyor ki benim kuşum diyor İşte hasta diyor. Doğru. Tedavi etmediler diyor. Para aldılar benden aynen, falan diyor. Aynen. Oraya götürüyor. Onlar gidip ilgili kurumlara yaptırım doğru. Güçleri vardır. Biz burada anlatamadık. Yani bunu maalesef bu böyle olunca halkın henüz siyasi partilere üye olunca
bir de Avrupa'daki gibi sonuç alacağını düşünmüyor. Veya bir, de, bir de hedef biraz... oluyor. İktidarın hedefi oluyor. İktidarın yani, hedefi oluyor. Tabii. Yani mesela... Sen benim üye değilsin. Sen, bana üye olana ben destek veririm. İmajı da var. Ya şimdi bir örnek vereyim ben size. Dedim ya yani bunlar özel meselelerdir evet, ama evet. Ben böyle bir siyasetçiyim yani. Evet. Şimdi biz Ağrı'dan da bir teşkilat kuracağız. Tamam. Yani partimiz yeni kurulmuş. Doğru doğru. Ekip ayırıyoruz. Genel merkezimiz bize görev evet, verdi. Doğru doğru. Gittik işte ya gidip kendim il başkanı olup yani, teşkilatlarımı kuracağım. Doğru doğru. Ya da ya her şey biz yani evet, evet. Değil bir, ben öyle. Birileri yapsın. Şey, yani bir gençleri alalım. Arkalarında duralım. Onlar gelsinler. Biz de yardımcı olalım. Yaklaştık. Kime gittiysem dedi ki yolunuz açık olsun. Yani Deva Partisi il başkanı, ilçe başkanı ve teşkilatını kuracak. Biz de siyaset yapacak. Buna layık olduğuna inandım. Yani teklif edip sonra götürüp evet, sayın genel evet, başkanını evet, partimizi evet, tanıştıracağım. Doğru. Beraber teşkilatımızı kuracağız. Dediler ki sizi seviyoruz. Ama Allah razı olsun. Bize böyle güzel. Bir güven duyduğunuz için teşekkür ederiz. Güzel. Bizim namusumuz hariç her şey sizin emrinizdedir. Evet. Onlar dinliyorlarsa onlara teşekkür ediyorum. Onlar bilenleri bilirler. Kime gittiysem. Ama dediler biz size ancak şu anda dua edebiliriz. Size bu görevleri alamayız. Gelemeyiz diye. Çünkü tercih. Ya çünkü dedi çocuğum iş kuruğa gidecek. İşte bir ihalem i̇şim var. İşim var. Evet, çocuğum evet. İşte bir yerde imtihana girmiş. Doğru, doğru, doğru. İşte KPSS'de bir puan almış. İşte şey var. Mülakat var. Mülakatta çocuğun başına bir şey gelir. Böyle bir zorraki evet. Birisi diyor ki işte oğlum diyor, şurada diyor şeftir diyor müdür olacak diyor başına bir şey gelir diyor. Diye çocuğa yazık evet, olur. Evet, evet. Dolayısıyla teşekkür ettiler. Bu süreçte öyle geçti. Peki ben Ardahan seçimine dönersek 10 dakikamız var diyor. Siz Ardahanlısınız. Ankara'da da oturuyorsunuz yavaş orada alacak gibi görünüyor diyorlar ama Ankara'nın bir özetini alayım hemen Ardahan'a dönebilirim. Böyle bir yayın bitmeden önce. Valla biz Ankara'da tabii yaşıyoruz. Bir ayağımız Ardahan'da, bir ayağımız Ankara'da. Ankara'da da evimiz var. Ankara'da bir gizli koalisyon mu var yavaş Ardahan'da öyle. Ama benim şimdi sonuçta biz sanayiciyiz. Yani evet. İvedik Organize Sanayi'nde bizim merkezimiz. Esnaf, üreten eli nasırlı kesim feraseti açıktır. Yani Sezer. Evet. Mesela diyelim ki hangi görüşte olursa olsun ticaret erbabı, sanatkar, usta, esnaf, siyasi görüşü ne olursa olsun, ideolojisi ne olursa olsun birbiriyle bunu çatıştırmaz. Doğru. Birbirleriyle sırt sırta verir, oturur, ticaret yapar, alışveriş yapar, birbirine derdini anlatır, birbirine zor günde yardımcı olur. Dolayısıyla birbirinin fikirlerini paylaşır. Bu çerçevede bizim Ankara'da gördüğümüz şey şu anda Sayın Yavaş yaklaşık 5-6 puan önüne gibi gözüküyor. Evet. Ama keşke bizim Ankara'da gerçekten aynı İstanbul'da olduğu gibi muazzam bir belediye başkanı adayımız var. Ankara'dayız, evet. Yani bir de ben Ankara'da. Mümtaz Celal Akıncı. Evet. Eski baro başkanı, Afyon baro başkanı. Hı hı. O bir yasa çıktı. İşte 17. Anayasa Mahkemesi. Bir barolar bir kişi Anayasa Mahkemesi üyesi teklif ediliyor. Evet, evet. İşte orada Celal Bey Anayasa Mahkemesi üyeliği yaptı. Şu anda bizim Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Anayasa Mahkemesi eski üyesi yüksek hakim. Ya. Anayasa Mahkemesi hakim. Kadro gayet güzel evet. Kadro güzel ve mükemmel bir insan. Hem donanımlı, hem karakterli, hem güler yüzlü. Tatlı mı güzel bir insan. Ama yavaş yaşamayacak gibi. Ya, AK Parti'ye yaşamadı. Ya gibi. İnşallah. Halkın sağa solu belli olmaz. 2002'de AK Parti'nin %34 tane diyorlar ya 1000 yıl sürecek diyor. Tank sürüyorlardı. Evet, evet, Cumhuriyet evet. Mitingleri yapıyorlardı doğru, falan. Doğru. Ne oldu? Hiç kimsenin beklemeyince üçlü koalisyonu komple bir gece yerin altına gömdü. 30 tane parti ondan çıkar. Şimdi doğru. Belli olmaz. Bu kadar güzel insanı Ankaralı fark eder. Tutar belediye başkanı yapabilir. Gerçekten ama var. Bizim gördüğümüz kadarıyla bu kutuplaşmadan dolayı, evet. iki büyük şehirdeki kutuplaşmadan dolayı Yavaş'ın önde olduğunu biz orada, yani biz siyasetçi gibi söylemiyorum. Ardahan için 5 dakika kaldı. Evet. Ardahan. Ardahan için de bizim... Siz partiyi orada kurdunuz. Dediğimiz gibi, yaptınız, evet. Ardahan da aynen Türkiye gibi iki parti arasında sıkışmış. Evet. CHP ile AK Parti arasında sıkışmış. İkisi de yaşlı ve ikisi de yorulmuş parti. Ardahan ona göre karar versin, ha. Deva'ya versin. Biz de Deva kadroları olarak gittik.
bir matematik kurduk. Öğretmeni, genç, evet. Dinamik. Daha önce aynen benim gibi siyasetten mağdur edilmiş. Evet, evet. Yani siyasetin kazığını yemiş. Kaçar, evet. Tamam mı? Bir partinin kazığını yemiş bir Halil Kaçar hocamız var. Belediye başkan adayımız. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Ardahan'da seçmen bile bakmalı diyorsunuz. Seçmen böyle bakmalı. Motoru çalıştırsın. Evet, evet, aynen öyle. Yani biz mesela ben kendi şehrimin, partimin belediye başkan adayı olup seçimi de alırdım. Evet. Ama biz diyoruz ki ya bu gençlere bir yol açalım. Bak bu yaşlandı her şey bin. Doğru, aynen. Hani Kılıçdaroğlu diyor ya, Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki kaybettin tekrar geldin. Kaybettin doğru, tekrar geldin. Doğru, şimdi bir günde bir yazı gördüm. Hı. Diyorlar ki şey çağırıyorlar. Sahaya in diyorlar. Sanki CHP'de Kılıçdaroğlu arıyor. Şimdi biz başkalarına söylediğimiz şey kendimiz yapmayacağız. O düsturla, o kaydıyla gidip de her şey biz olmayalım. Gene de Ardahan'ın içine geçerli. Ardahan'ın içine geçerli. Biz ülke için istediğimiz şey Ardahan'ın içine geçerli hale getirdik. Aynen. Halil Kaçar sizin de çok iyi tanıdığınız, hocamız, genç, evet, dinamik, hı-hı, halkın sevdiği bir kardeşimizi. En önemlisi de geçmişte siyasi ihanete uğramış. Yani siyasetten yanlış yapmışlar. Evet, yani. Aynı evet, bana yapıldığı gibi. Evet, 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 evet. Siyasi mağdur yani. Ardahan yani bu seçmenine alıyorsunuz, bakacak ediyorsunuz. Mesela düşünebiliyor musunuz? Ardahan 2011 yılında Orhan Gökdemir'in adayı, AK Parti'nin adayı olduğu dönemde Ardahan siyasi tarihin en yüksek oyu 24 bin oy alınıyor. Bir sonraki seçimlerde 13.607 düşüyor. Fakat ondan sonra durumu ortada. Şimdi Halil Hoca da alıyor. Aday yapılıyor. Sahaya sürülüyor. Ondan sonra diyorlar ki yok biz filan partinin adayını destekliyoruz. Bunu geri çekiyorlar. Şimdi bu değil mi? Bu Ardahanlı'nın mantığıyla, Ardahanlı'nın kültürüne göre baktığımız zaman bu adama bu zulüm değil mi? Evet. Zulüm. Dolayısıyla biz bu mağduriyeti ortadan kaldırmak için getirdik. Dedi ki Halil Hoca yapılan yanlışı Ardahanlı düzeltecek. Bu seni düzelteceğine inanıyor musunuz? Kesinlikle. Ben eğer biraz ferasetim siyaset varsa, biliyorsam, siyaseti biliyorsam Halil Hoca Allah'ın izniyle Deva Partisi'nin Ardahan Belediye Başkanı adayı olarak Deva olacak diyorsunuz. Deva olacak ve 1 Haziran'da da mazbatayı alacak olan Halil Kaçar, hı-hı, Deva Partisi Belediye Başkan adayıdır. Belediye Başkanı olacak. Evet. Burhan Bey teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olasınız. Güzel bir sohbet oldu. Siz de sağ olun. Bana bu fırsatı verdiğiniz çok için sağ olasınız. Teşekkür ediyorum. Sizin bastığınız adam. Hem Ardahanlı hemşehrilerim, hem Ankaralı hemşehrilerime, hem de tüm Türkiye'deki vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Şeref ediniz. Allah seçimi halkımız hakkında hayırlısı neyse o şekilde halkın ferasetini açarak nasip etsin diyoruz. Amin. Amin. Evet. Ben de size teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Evet, konumuz Orhan Gökdemir'di. Ankara'dan geldi misafirimiz. Ekonomist aynı zamanda siyasetçi. Gerçekten de Türkiye'nin özetini verdi. Önceki yarıda da bu ülkede yaşananların altında yatanın adaletsizlik, hak, hukuk ve gerçekten de özellikle ahim yasa kararlarına anayasa mahkemesini yok saymalar, bir kişinin hareket etmesi, danışmamak, toplumla birlikte paylaşmamak bu asıl sorun. Beni Sayın Cumhurbaşkanımız gece yarısı seni bakan ettim, gel ekonomi bakanı dese bile gitmem. Niye? Çünkü önce bir adalet düzelecek, hak düzelecek, hukuk düzelecek. Sayın Cumhurbaşkanı da dün aynı şeyi anlatmaya çalışıyordu. İşte 1,5 milyon insan doluyordu burada. Ne oldu? 600 bine düştü. Sayın Cumhurbaşkanı işte bu 600 bin niye düştü diye bakmak lazım. Ardahan mesajına gelirsek biz, ben de şahsi anlamda Sayın Orhan Gökdemir'e bu konuda adayı var. Orada kendileri yarışıyor. 3 tane parti orada, ki sıkışmış ülke arasında CHP, AK Parti, ama ben de düşünüyorum ki sürekli yazdığında bu konuda da bu seçimde sanki hiç sayılmayan, hesapta olmayan partiler biraz çıkış yapacaklar gibi geliyor. Bu da birisi de deva olabilir. Ama Ardahan ve Ardahan gibi yerlerinde mutlaka ve mutlaka gerçek anlamda maceracı değil, işte Ağustos böceği misali gün geçirmek değil, gerçekten projeler üretecek. İki ülkeye komşu, iki tane gümrük kapısı var, üç tane bir de karşı deniz demir yolu var. İthalatta, ihracatta sıfır olmaması gereken bir kent idarecileri, şehri emin diyoruz biz buna. Burada bir daha sesleniyorum. Öncelikle Mahsur Yavaş'ın bahsettiği mal varlığınızı açıklayın. Ey Ardahan'daki belediye başkanları ve Türkiye'deki belediye başkanları, belediye başkanları şu anda olanlar ve mevcutların dışında adaylar da mal varlığını açıklasınlar diyor. Önümüzdeki seçimlerde Orhan Bey'in dediğine katılıyorum. Ülkenin barış ve kardeşlik içinde hak, hukuk, adalet diyerek bir seçime gitmesi umuduyla hoşça kalın diyoruz.